Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yayına geçmiş bulunmaktayız şu an, YouTube'dan yayındayız. Sözü ben Şahin hocama bırakıyorum açılış yapması için. Sanırım sesi bir sıkıntısı var, tamam. Evet arkadaşlar, bugün Anuşirvan hocamızla bir araya geldik. Geçen ay okuduğumuz Sakra Asa kitabı için okur yazar buluşmasıyla kitap tahlilimizi gerçekleştireceğiz. Dilerseniz hocam biz sırayla sizlere kendimizi tanıtalım. Biz sizi çok iyi tanıdık bu sürede. Ben Ankara Medikal Üniversitesi Eczacı Fakültesi'nde okuyorum. Aynı zamanda Genç İBEK'te üniversite temsilciler koordinatörlüğü yapıyorum şu an. Sizinle aynı yayında bulunmak için gerçekten şu an çok mutluluk duyuyorum. Uzun süredir takip ediyorum sizi çünkü. Sadece Saklı Asay'ı tanımamıştım. Bunun öncesi de var. Tekrardan hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sözü Bahar Karaoğlu'na bırakıyorum. Hoş geldiniz hocam. Bizi kırmadığınız için teşekkür ederim. Ben Bahar Karaoğlu, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Genç İBEK ekibinde de eğitim proje koordinatörlüğü yapıyorum. Ben sizi Saklı Asay'da tanıdım hocam. Biraz da ayıp etmiş olabilirim bu konuda sizlere. Ama gerçekten kitabınız çok güzeldi, çok etkiledi beni. Umuyorum ki çok güzel bir sunum olacak bizim için. Sizlerden öğrenecek çok şey olduğunu düşünüyorum bizlerin. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Sözü Buket'e bırakayım ben de. Buket, sesini açabiliyor musun? Deniz'le devam edelim. Buket'in bir internet problemi olabilir. İyi akşamlar herkese. Ben öncelikle hocamıza hoş geldin demek istiyorum. Ben de Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi 1. sınıfı bitirdim bu sene. Genç İBEK'te de yeni temsilcilerimdenim. Güzel bir yayın diliyorum herkese. Merhabalar. Biraz geciktim ama kusura bakmayın. Hoş geldin Büşra. Hoş Kendini bulduk. tanıt dilersen sen de. Ben Büşra Önis, Ankara Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okuyorum. 2. sınıfım. Böyle Genç İBEK'e katıldım bu sene. Çok güzel geçiyor. Ayşe, seninle devam edelim. Herkese iyi akşamlar. Ben Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bu sene 2. sınıfı bitirdim. Hocam öncelikle böyle bir programda sizinle birlikte olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Tekrardan teşekkür ederiz. Genç İBEK'te de üniversite temsilcisi olarak şu an görev yapmaktayım. Ayrıca proje ve eğitim koordinatörlüğündeyim. Tekrardan teşekkür ederim. Sözü o zaman şu an Şirvan hocamıza bırakalım. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Pınar Hanım çok teşekkür ederim. Tabii gençler heyecanlı. Çünkü tabii bizde şöyle bir şey var, bir durum var. Bizde çocuklar liseden çıkıyor, üniversite girer. Aslında bu model mesela doğru bir model değil. Çünkü ya hayatındaki önündeki 30, 40, 50 seneyi etkileyecek bir karar vermek için 17-18 yaş çok erken. Ve o yaşlar zaten böyle çok hızlı değişiyorsun. Çünkü çok gelişiyor. Hem şehir bir de dünya gelişiyor, bir de bizim fizyolojik olarak da beynimiz değişiyor. Şimdi onun için genellikle mesela Avrupa'da çocuklar böyle liseyi bitirdiği zaman tabii orada sosyal devlet olduğu için çocuklar biliyor işsiz kalsa aç kalmayacak. Böyle bir özgüven var. Gider biraz paspas yapar. Burger King'de çalışır. İşte McDonald's'da çalışır. Böyle gider mağazada falan orada çalışır. Biraz bir para biriktirir. Sonra biraz bir dolaşır. Bir sırtına bir çanta alır. Bir iki sene böyle dolaşır. Sonra gider üniversite kaydını yaptırır. Üniversite sınavı yok. Üniversite kaydını yaptırır. Yani ne istiyorsa onu okur. Eğer okuyamıyorsa da zaten bırakır. Yani onun içinde böyle mesela bir özenti yoktur. Yani ben tıp okuyacağım da herkes bana çok saygı duyacak. Ya da ben hukuk okursam mesela çok zengin olurum. Böyle bir şey yok yani. Toplumda bir sosyologla bir beyin cerrahı hiçbir farkı yok. Bir öğretmenle
bir iş adamının farkı yok. Hepsi çok saygın. Yani hepsi çok değerli. Zaten ben bunların hepsine ihtiyacımız var. Çöpçü çok değerli bir meslek çöp. Bizim okulda pil bölümü var. Böyle bir kutu var içinde. Artık piller atıyorum, içinde pet var. Çok kırdım ya. Siz dedim üniversite öğrencisiniz ya, o peti bunun için nasıl atarsınız? Ya bu nasıl bir bilinçsizlik? Sonra çöpçüye söyledim, dedi ki ben her gün o peti çıkartırım içinden dedi. Ya sıra gittin dedi ki dedim, bakın o dedim eleman. Ya çöpleri topluyor ama bu konuda sizden daha bilinçli dedim. Çocuklar tabii çok utandılar. Şimdi biz listeden böyle çıkmama üniversite girince tabii o zaman ne oluyor? Yani bir dünya görüşü oluşamıyor. Bir insan biraz bir ne derler köyde ağacın meyve vermesi için bir kış görmesi gerekir, bir donması gerekir. Yani diye. Şimdi böyle bir panik atakla böyle hemen o liseyi bitirdik hemen üniversite girmezsem çok başarısız olurum, damgalanırım. Toplumda böyle bir ön yargılar var. Onun için bir an evvel üniversite girmem lazım. Üniversite girelim, ne olursa olsun, bir şey olsun, bir üniversite olsun, adı üniversite olsun, bende bir diplomam olsun diyorsa, lise mezunu işsizken 4 sene sonra üniversite mezunu işsiz oluyor. İran'da bir şey var, bir belgesel vardı, çöpçü, bildiğimiz çöpçü, 3 üniversite mezunuyum diyordu. Ya çöp topluyordu, 3 tane açık öğretim bitirdim diyordu, 3 tane lisansım var diyordu. Haber oldu, tüm televizyonlar gösteriyor ya. 3 üniversite gittiğimi çöpçülük yapıyor. Fena değil diyordu. Hiç böyle geçineyim de. Yani biz de oraya doğru gidiyoruz yani. Bizde bir diploma peştirdimi var. Yani böyle bir diploma alma hastalığı var böyle. 175 tane setkan var. 18 tane program katıldım, yok şu kadar şey yaptım, şu gibi, hep böyle sayılarla. Sanki çok fazla sertifikası olsa, mesela çok çok başarılı olacak. İşin esas iş bu değil. Hiç buna ilgisi yok. Etiketle hiç ilgisi yok. Üniversite etiketle ilgisi yok. Üniversite bir kere para kazanmak için okunacak bir yer değil. O bizim toplumun bilinmediği için. O için zaten bizden de bilim insanı çekmiyor. Biz bilime hiçbir katkımız yok. Biz bu Zoom'u yapan bir millet değiliz. O cep telefonu da biz bulmadık. Bilgisayarda biz bulmadık. Kullanmasını çok iyi biliriz ama onu yapana da hakaret ederiz. Yani beğenmeyiz yani. Yani Alman'ın arabasına bineriz de Alman'a da hakaret ederiz. Ben Alman'a hayran olun demiyorum ama saygı duymak, emeğe saygı duymak lazım. Bir öğrenci üniversite okurken 10.000 saat o alanda eğitim alıyor. O kadar değerli bir şey ki gençliğinin güzel yıllarını, değil mi? Eczacılık okuyorsun, biz de okuduk. Şahin hocanız da okudu. Yani çok zor bir bölüm. 5 sene oldu şimdi. 5 sene bile az. Yani eczacılık belki böyle tıp gibi 7 sene falan okuması lazım. Ama işte o kadar emek verdiğin zaman bunun esas olan şey üniversitenin felsefesi diploma almak değil ki. Sahte o kadar diploma var ki. O kadar sahte diploma olan, parayla diploma olan var ki. O Orta Asya Cumhuriyetlerinden, Balkanlardan, oradan buradan. Yurt dışından bir adın önüne bir şey koyuyor, isim koyuyor. İnsanın davranışlarına bakıyorsun. Davranışlarıyla taşıdığı etiket uyumsuz. Davranış bozukluğu var. Arkasını inceliyorsun, bakıyorsun diploması sahte. Ama yani toplumda böyle bir bilim algısı olmadığı için ya adın önünde doktor yazınca herkes doktor oluyor. Öyle değil yani. Öyle değil. Üniversitede iki tane çok önemli şey var. Bu iki tane önemli şey üniversiteden alan birisi üniversite mezunu olur. Bu iki tane kavramı almamış birisi derse gitsin Harvard bitirsin, Stanford bitirsin, hiçbir anlamı yok. Birinci ve en önemli şey üniversite alması gereken bilimsel araştırma etiği. Yani bilimsel araştırma ahlakı, ahlak bilgisi. Yani bilimin ahlak bilgisini almış mı? Yani sınavda kopya çekerek mi üniversite bitirdi? Zaten kopya çektiğin zaman sen zaten çöp oluyorsun. Kopya çeken insan zekası düşük bir insandır. Buna ilgili araştırmalar var. Kopya çektiğin zaman zaten sen ya okusan ne olur, okumasan ne olur? Tezini başkasına parayla yazdıktan sonra sen üniversite okusan ne olur, okumasan ne olur? Yok ondan fikir çaldım. Yok onun kaynak göstermesi. Adamın fikri nasıl? Pellegrizm, intihar ya bu suç. Almanya'da Savunma Bakanı Pınar Hanım, Almanya Savunma Bakanı bir toplantıda dediler ki, o da doktorası var strateji üzerine. Dedi ki, sen Savunma Bakanı, bir gazeteci. Şimdi de tezinde şöyle bir cümle var, referansı yok dedi. Bu doğru mu dedi. Bakan dedi ki, ben dedi tezi tabii 10 sene önce yazdım dedi. Bir müsaadesiniz, asistanlar baksın dedi, danışmanlar. Ya sonra dedi ki, maalesef dedi, çok üzgünüm. Evet dedi, o alıntı dedi ama biz dedi referans yazmamışız. O bakan 3 saat sonra gitti. İşte onun için o Mercedes'i Alman yapıyor. Bir örnek daha vereceğim.
Almanya'da Cumhurbaşkanı bankadan kredi çekti. Kaç yaşında biliyor musunuz? 62 yaşında. Yani Almanya Cumhurbaşkanı 62 yaşında ev alma kararı vermiş. Yani adam 62 yaşına kadar kiracı. Biliyor musunuz? Çok tuhaf değil mi? Fantezi gibi geliyor bize. Bankadan kredi çekmiş, mahkeme bunu çağırıyor. Tüm gazeteler yazıyor, Cumhurbaşkanı mahkeme çağırdı. Peki hakim, Sayın Cumhurbaşkanı, siz bankadan kredi çekmişsiniz, doğru mu? Evet diyor. Yüzde kaç ila? Cumhurbaşkanı dürüst olduğu için şey diyor, %4, faiz 4 ama bana BJS yapıp 3,5 ile verdiler. Bakın yarım puan, 4 değil 3,5 ile vermişler. Hakim diyor ki niye? Çünkü herhalde Cumhurbaşkanı olduğum için. Böyle bir şey de olabilir mi? Almanya Cumhurbaşkanı dünyanın 4. büyük ekonomisi. 2 dünya savaşına girmiş, ikisini de kaybetmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ama pasaportu dünyada sıralamada 2. Yani onu dümdüz yapan Amerika Birleşik Devletleri'ne bile vizesiz gidiyor. Neden? Neden bu kadar saygı görüyor dünyada? Cumhurbaşkanı cevap veremedi. O Almanya Cumhurbaşkanı cevap veremedi. 3 gün sonra istifa etti. Yani hazırlandı, 3 gün sonra istifa etti. Ya Cumhurbaşkanı gitti. Yarım puanla gitti. Şimdi bilimsel araştırma etiği. Bir bilim insanı adayı neler yapamaz? Sorusunun cevabı. Ben bunun eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nden Responsible Contact of Research. İnternette yazarsanız çıkar. Responsible Contact of Research ya da Science Integrity. Bilimsel bütünlük, scientific integrity, bilimsel bütünlük. Bu bilimsel bütünlük biraz daha geniş bir şeydir. Bu işin davranışlarını falan da içeriyor. Onun eğitimi aldım. 12 hafta eğitimi aldım. Mesela hayvan deneyleri nasıl yapılır, nasıl yapılamaz? Bir hafta bunun eğitimini aldım, sınav oldum. İnsanı deneyi nasıl yapılır, nasıl yapılamaz? Bir hafta eğitimi aldım, sınav oldum. Mesela hayvan deneyiyle ilgili, animal subject research ile ilgili. Pınar, müsaadenizle bir örnek vereyim. Tabii ki hocam. Birinci cümle beni çok etkilemişti. Olağanüstü bir cümle. Diyor ki kitapta, aksi ispat edilmedikçe insanın canını yakan her şey hayvanların da canını yakar. Yani o tavşanı iğneye batırıyorsun ya, sesini çıkartmıyor, onun canı yanıyor. Ne kadar büyük bir laf değil mi? İki, hayvan deneyleri son seçenek olmalı. Yani elinden gelen her şeyi yapacaksın, ancak artık çaresiz kaldık. En sonunda işte bu ne yapalım, işte hayvan deneyi yapalım diye. Üçüncüsü, hayvan deneyinin süreci açık ve seçik olacak. Ya bu hayvanla yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Ya biz bir sabah uyandık da hepsi ölmüş. Böyle bir şey olmaz yani. Yani bu böyle lafı ağzında gevelemeyeceksin. Yani bunu şeffaf bir şekilde hesap vereceksin. Accountability ile hesap vereceksin. Hesap verebilir olacağız. Yani bunu nasıl yapacağını, ne edeceğini, ne yapmayacağını yazıp çizmen lazım. Çünkü sadece hayvanlarla ilgili bir sürü oda şey var. Ben o eğitim, veriyi tahrif edemezsin, veriyi itlerin gibi gösteremezsin, veriyi yok edemezsin, veriyi başkalarla paylaşamazsın. Mahremiyetini mesela işte deneylerde insanların mahremiyetlerini paylaşamazsın. Adam estetik cerrahı, tıp yemini var ya, estetik yaptığının adını, soyadını filan hiç kimse söylemem lazım. Dakikasında paylaşıyor. Şu ünlü şarkıcı ben mesela kulağını ben yaptım diyor. Ne kadar ayıp bir şey ya. Yani söylemeseydim ticarileşmiş tamamen. Ya mesela doğum uzmanı, çocuk doğum uzmanı, doğum sırasındaki doğumun videosunu internete koymuş, kafayı yemişler. Etik olsa var ya, bunlar var ya, diplomasını yırtarlar. Bir daha tıp yapamaz. Böyle bir şakamız yok yani. O diplomayı yırtarlar. Bu çok ciddi bir erozyon. Onun için üniversite birinci vermesi gereken şey bilimsel araştırma etiği. Bunu veriyor mu? Herkes alıyor mu? Bu bir de böyle bir kere birinci sınıfta okuduk, öğrendik falan değil. Bu her sene. Benim Amerika'dan aldığım sertifika bir sene geçerli. Ben de dedim ki ya ben bu kadar uğraştım. Bu kadar sınavdan geçtim. 12 tane sınavdan geçtim. Ortalamam da iyi. 94. Bu bir sene mi geçer? Bir sene. Niye dedim? Hayvan haklarıyla ilgili gelişmeler oluyor. Kadın hakları ile ilgili gelişmeler oluyor. Bilimsel ahlakla ilgili yeni tanımlamalar, yeni prensipler oluşuyor.
yeni ihtiyaçlar doğuyor ve bunu her sene biz güncelliyoruz. Bunu maalesef her sene almak zorundasınız. İşte bunu yapan adam da uzaya çıkıyor. Bu zoom'u da yapan o. İşte görüyorsunuz işte böyle oluyor. Ama biz hep onlardaki kötülükleri görüp kendimizde iyilikleri görürsek tabii ki bu bir safsata. Hiçbir şey öğrenemeyiz yani. Ama sürekli benim inancım en iyi inanç, benim memleketim en iyi memleket, benim bayrağım en iyi bayrak, benim yemeğim en iyi yemek, benim dilim en iyi dil, benim düşüncem en iyi düşünce, benim yaşadığım şey en iyi şey dersen sen yeni bir şey öğrenemezsin. Öğrenemezsin. Böyle bir dünya yok. Ben bayrağımı seviyorum. Son derece doğal bir şeydir. Çok iyi de bir şeydir. Ama diğer bayraklar da başka ülkelerin bağımsızlığını simgesi olduğu için ona da saygı duyuyorum. Benim inancım var. Dünyada inancı olmayan insan yok yani. İnsan inançsız yaşayamaz. Bir şey inanır. O başka inançtır. Saygı duyuyorum. Belki adam sonra inancını değiştirecek. Olamaz mı? Ya adam sen Budist'tir. Tamam. Belki sonra adam değiştirecek. Bırak ya adam bir düşünsün. Bahsiyle time consuming der. Öyle zaman gerektiği ama bir şey mi? Ben mesela ben hani bak bilim felsefesi doktora yaptım. Ben bazen bir şey anlamam. 6 mı sürüyor? 1 sene sürüyor. 5 sene sürüyor anlamam. Ya şimdi hemen bu yaş küpü değil ki hemen şırt diye anlasın. Birbirimize zaman vermemiz lazım. Birbirimize yenmek için değil. Birbirimizi anlamak için tartışmamız lazım. Birbirimizi yenmek için tartışırsak bu ego ile ilgili bir şey. Egomuz tatmin olur. Ama birbirimizi anlamak için tartışırsak Pınar Hanım bu öğrenmeyle ilgili bir şey. Bir şey öğrenmiş oluruz. Onun için üniversitede birinci ve mesleki şey bilimsel araştırma etiği, ahlak. Yani siz okudunuz, üniversitesi bunu veriyor mu? Yoksa bu dersi isteyin, koysunlar. Talep edin, deyin ki bak bu çok önemli şey. Lütfen bunu koyun, bu dersi koyun. Bizim üniversitede de mesela öğrenci geliyor, bir şey talep ediyor. Uygunsa biz de elimizden geliyorsa biz de o dersi açıyoruz, koyuyoruz. İkinci bir üniversitedeki önemli şey bilimsel yöntemi bilmesi lazım. Bilimsel yöntem nedir? Bilimsel yöntem şudur. Biz önce soru soracağız. Ya çocuk soru sormuyor ya. Merak etmiyor. Ben hiç merak ettim. Ben her şeyin cevabını biliyorum. Böyle bir şey yok. Bilimsel yöntem önce merak edeceksin. Soru soracaksın. Sonra soruna bir tane cevap, yani cevap varsayımda bulunacaksın. Biz ona ne diyoruz? Hipotez diyoruz değil mi? Bir varsayım. Hipotez zaten Türkçesi varsayım. Tamam bir varsayımda bulunacaksın. Diyorsun ki mesela bak bu şişe. Tamam. Bu nedir? Ben diyorum ki bu sudur. Tamam. Alkol de olabilir, eter de olabilir. Bilmiyorsun. Çamaşır suyu da olabilir. Üçüncü ne yapmamız lazım? Bunu test etmemiz lazım. Kapağını açıyorsun. Bir yudum alıyorsun. Evet, evet. Çünkü tabii kimyasalsa öyle yudum alamıyorsun da. Yani çamaşır suyu içilmez. Ama yani şey suysa buna bir açıyorsun bakıyorsun. Test ediyorsun. Testi geçerse teori ortaya çıkıyor. Teori de diyor ki bu sudur. Eğer teori, beşinci basamak, yeni gelen keşifle, yeni bilgilere uyumluysa, onların sınavından geçiyorsa, bu su olmaya devam eder. Hayır. Onların birisi bunu çürütürse, o zaman biz buna ne diyoruz? Paradigma değişimi diyoruz. Yani o şey, paradigm shift, o teori çöker, tekrar başa döneriz, yeniden soru sorarız. Dolayısıyla soru sormadan, test etmeden konuşanlar laf ebeliği yapıyor. Adın önünde isterse profesör yazsın, isterse bölüm başkanı olsun, isterse ordinarius, mega, ultra profesör olsun. Beni hiç ilgilendirmez yani. Ne saçmalıklar konuşanlar var ya. Yok aşının içinde çip var. Ya çipe yazık ya. Kafanda bir kilo soğan var. Çip taksa ne olacak? Yani sen kafanda kuantum mekaniğin denklemi var. Yani senin beyninde nasıl bir özellik var da adam sen çip takacakmış da seni takip edecek mi? Çipe yazık ya. Ya insan biraz bir düşünür ya. Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Geçen bana diyor ki birisi, hocam çip krizi yok mu? Diyorum ki var. Ya Allah aşkına diyor, hiç mi aşığın içinde çip yok? Hiç mi yok yani? Hiç mi yok? Ya ben aşığım diyorum ya. Vazgeç hissetmiyor musunuz? Etmiyorum diyorum. Edeceksiniz. Diyorum ki, ya zorla bana tuhaflık hissettirecek ya. İçinizde diyor bir saat çalışıyor diyor. Evham bu. Bu evham nereden çıkıyor biliyor musunuz? İşte bu iki tane şey bilmezse oradan çıkıyor. Bilimsel yöntem bilmezse, bilgi toplumu olmazsa, kafadaki her gürültü düşünce zannedersin. Zaten sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Bizim toplumda bilgi yok. Bilgi güvenilir değil. Bilgi güvenli olmayınca, tamam mı? Dedikodu çok oluyor. Yani paranoyanın, bu komplo teorilerin en yaygın olduğu yerler, bilginin en az olduğu yerde. Ya bunu mesela, bunu ben, bununla ilgili test yapmasını engelliyorsam, yasaklıyorsam, bunu içmesini de yasaklıyorsam, bunun içine bakmasını yasaklıyorsam,
Burada herkes bir şey diyor. Diyor ki bu alkol olabiliyor. Ki hangi alkol ama? Metil mi etil mi diyor. Bence diyor hiçbiri değil. Propil alkol diyor. Öteki diyor ki bence bak bir çalkala de kimyasaldır. Kesin kimyasal. Kesin su değil. Kesin su değil. Dur tabii hoca içerdi. Bu kadar çakaladı adam niye içmiyor? Ya lafın sonu yok ki yani. Yüzlerce sene konuşuyorsunuz. Bakın bizden de siyasete televizyonda binlerce, yüz binlerce saat konuştular. Hepsi çöp, hepsi çöp. Zerre kadar Türkiye'nin entelektüel sermayesine, münevver olmasına, aydın olmasına zerre kadar faydası olmadı. Bir zerre kadar faydası yok yani. Bir saat 5 milyon insan televizyondaki bir saçmalığı bir saat izlediğinde 5 milyon saat çöpe gidiyor. Ne kadar büyük bir israf ya. Günah değil mi? Onun için üniversite bu gençlere bilimsel yöntem ve bilim ahlakını vermesi lazım. Bunları vermekten sonra ne yaparsın? İlaç yaparken içindeki maddeden çalarsın. İlaç varken daha pahalıya, yok mesela az buna ilacı pahalıya satarsın. Ya da mesela bu bir sürü olayları oluyor. Doktor mesela göz hastanesinde doktorlar olmamış ameliyatlar için kaç 16 milyon lira devlete dolandırmışlar değil mi? Yine çıkıyor. Ya bu bir kere değil ki. 1000 kere çıktı ya. Ya hekimsin sen yemin etmişsin ya. Tıp fakültesindesin. Bu nasıl bir şey? Yok ben de o arabaya bineceğim. Ben de o evde oturacağım. Benim de lüks arabam olacak. Benim lüks temel olacak. Öyle böyle tamahkar. Kifayetsiz muhteriz. İşte o kifayet diyoruz ya. Liyakat işte saklı asada. Gördünüz yani erdem artı emek yani. Hem erdemli hocam. Yani böyle çok bilgili olmak yetmiyor. Bir de çalışman lazım. İşte bu ne olur? Onun için benim bir gün bir lafım vardı. Böyle mesela tıp, hukuk, eczacık gibi bu yeminli meslekler için gözü tok ailelerin çocukları. Ya şey olması lazım. Okuması lazım. Böyle aç gözlü insanlar için bu meslekte uygun değil. Çünkü bu meslekten verdiği kararlar insan hayatını doğrudan etkiliyor. Neden? Hipokrat yeminin ilk maddesi primum non non serredir. Neden ilk maddede önce zarar verme bak faydalı ol demiyor. Önce zarar verme diyor. Çünkü zarar verme çok kolay. Bak bir insanın şah damarı şurada. Tak böyle kesersin. Adam gider. Ama bir de onu can veremiyorsun. Bir insanın kalbini kırmak 1 saniye. Yerine koymak 6 sene sürüyor. 6 ay sürüyor. 10 sene sürüyor. Bir akraba kavgalarını görüyorsunuz yani. Şimdi mesela iki teyze birbirine 20 senede kavgalı. 20 sene önce bir şey söylemiş. Kalbini kırmış. 20 senede kavgalı yani. Değil mi? İşte onun için bir insan, benim bir sözüm vardı. İyi insan olmak, iyi meslek sahibi olmaktan önceki kitabın içinde var. Şimdi yani iyi, bu okul seni daha iyi bir insan yapacak. Yoksa diploma falan ne olacak yani? Ben dereceyle bitirdim okulu. Dışarı çıktım hiç kimse farkında değil. Ya. Böyle sokakta yürürken sanıyorsun ki şimdi okul bir insan olunca herkes sana bakacak. Hiç kimse, yani kimse farkında. Orada Suriye'de dil tarihçi olarak çıktım. Öyle herkes işinin içinde yani. Okuduklarım beni daha iyi insan yapmış mı? Ne diyoruz? Bizde çok güzel bir söz var. Ağaç meyvesi artınca başını yere koyar. Bu hakikaten seni olgunlaştırıyor mu? Seni kartelim yapıyor mu? Yani hiç kimsenin olmadığı bir yerde sen hala ahlaklı mısın? Yoksa senin ahlakın gösterişten ibaret mi? Ben o saklı asayı yazarken bu Yunus Emre, Hacı Bektaş, Veli Mevlana, Şems-i Tebrizi bizim değerler manzumesini oluşturmuş, gerçekten bu konu üzerine kafa yormuş alimlerimizin üzerine ilahiyat, sosyoloji, psikoloji bölümünde yazmış makaleler var. Yani oturmuş, mesela Yunus Emre'nin erdemlerin üzerine akademik makale yazmış. Yani Yunus Emre şu erdemlere özgeciliğe mesela çok önem veriyordu falan diye böyle işte. Ben onların kadar okudum. Önce o kitabı yazmadan önce ya okudum böyle kendi kendime bir şey kurgan değil. Ya oturdum. Bizim bu topraktaki değerlerden bir şey ıskalamayayım. Yani benim yazdıklarım var da düşündükleri. Ama ya bir şey de eksik kaçma. Onlardan masaya bir şey de onların içine koymayan işte. Bu mesela özgecilik eski Türkçe'de diğer kanlıktır. Yani işte mesela orada şey var. Saat ne diyor? Diyor ki mutlu olmak istiyorsan önce onu hak edeceksin diyor. Çocuk diyor ki nasıl hak edeceğim? Önce diyor başına mutlu edeceksin. Şimdi bencillik veya sınavda kopya çekmekle ilgili beyni küçük dedim konuşmanın başında Pınar Hanım. Müsaadeniz onunla ilgili bir deney var İngiltere'de. Onu anlatmak istiyorum. Burada İyi ki hocam. Sağ olun. Kayıt altına geçiyor. Kayıtta da şey olsun diye. Şimdi
İngiltere'de bir zar deneyi yapıyorlar. Tabii bu çok önemli bir deney. Bu zar deneyi de sonra da başka ülkelerde de test ettiler. Hep aynı sonuçta veriyor. Şimdi bir perdenin arkasına bir zar koyuyorlar masanın üzerine. 10 yaştaki gençlere diyorlar ki çocuklar gidin zara atın gelin söyleyin o kadar para vereceğiz. İngiltere'nin parası da pound. İşte mesela dedim ki yani tabii 1 ile 6 arasında orada noktalar var zarın üzerinde yani. Ya 1 olacak ya 3 olacak ya 5 olacak ya 6 olacak. Çocuk çıkıyor diyor ki 3 pound veriyorlar. Çocuk diyor ki ben parayı ne yapacağım? Para diyorlar senin yani kötü harca. Öyle mi diyor tabii. 6 diyene 6, 1 diyene 1. Sonra deney bitiyor. Bir hafta sonra da diyorlar ki bu defa deneyi tekrar edeceğiz diyorlar. Bu defa deneyi tekrar ediyorlar ama ikinci defa deneyi tekrar ettiklerinde ilginç bir şey oluyor. Neredeyse sınıfın yarısı 6 diyor. Şimdi 6 tane olasılık olduğu için her olasılık 1/6'dır. Yani her sayının gelmesi %16 olasılığı. Ama %56 deyince tabii burada bile yalan söylüyor. Çünkü asıl deney buradan sonra başlıyor. Yani kim ne yalan söylüyor ve niye yalan söylüyor. Çok ilginç sonuçta ortaya çıkıyor. Pınar Hanım, zeki çocuklar yalan söylemiyor. Çünkü diyor ki, ben içeride attım ya 3. Çünkü dışarıda 6 söylesem var ya, eğer bu ortaya çıkarsa, benim öğretmenim utanır. Benim en yakın arkadaşım artık bana güvenmez. Benim annem babam kahrolur. Ben itibar kaybederim. Ben bunu göze alamam. 3 pound için bir tane fazla dondurma yiyeceğim diye ben bunu göze alamam diyor. Zeki bir çocuk olduğu için öngörüyor. Öngörüsü var. Buna ekonomide risk assessment'leri, risk değerlendirmesi. Yani önceden görüyor. Ha? Öteki bir tane diyor, dondurma yiyeceğim. 3-6 diyeyim 2 dondurma yiyeyim. Bir çikolata yiyeceğim 2 çikolata yiyeyim. Ben çok akıllıyım. Bunlar hepsi salak. Hepsini kandırdım. Çok akıllıyım diye. O da oradan öyle yapıyor. E ne oluyor yani? Yani ahlakla zeka arasında ilişki var. Ahlaksızların zekası düşük. Topluma nasıl zarar verdiğini, kendisine nasıl zarar verdiğini, toplumun güvenliğine ne zarar verdiğini bilincinde değil ki. Bakın mesela bir tane devlet memuru rüşvet yiyor değil mi? Devletteki tüm memurlar rüşvet yemiyor. Zaten devletteki tüm memurlar rüşvet de yiyemez. Yani istese de yiyemez. Yani böyle rüşvet her yerde yiyilecek bir şey değildi. Ama diyelim ki bir tane, ya bu şunu anlamıyor. Bir tane olsa bile, bir tane rüşvet yiyen memur olsa bile bu ülkede halkın devlete güvenini azaltır, bürokrasiye güvenini azaltır. Toplum genelleme yapmayı sever. Tüm devlet herkes rüşvet yiyor der. Ne kadar ayıp bir şey değil mi? Dürüst memurların da hakkını yemiş olur. Şuur seviyesi düşük olduğu için. Bilincinde değil. Mesela kopyacıken öğrenci zekası düşük. Neden? Bir kere sen adil bir yarışı ihlal ediyorsun. Çalışkan öğrencilerin önüne geçmeye çalışıyorsun. Emek vermiyorsun. Kestirme yoldan gidiyorsun. Kendini yetiştirmiyorsun. İleride sana mesleğinle ilgili teknik bir soru sorduğuna cevap veremeyeceksin. Çünkü bilmiyorsun. Sen sadece not alıp sadece sınav geçmek istiyorsun. Ya buna gerek yok. Yazık. Git parayı ver. 5.000 dolar ver. Yurt dışına bir tane diploma al. Getir bir yerden. Teyit etti, meyit etti, bir şey yap, adının önüne doktor yaz, bir şey yap yani. Yani bunun yolu var, insanlar yapıyor bunu. Ama sen olmazsın. İnsanı insan olmak zorluklardır. İnsan konfor alanına çıkması lazım. Saklansın ne diyorum? İnsan rahatını bozmazsa, rahat insanı bozar. Tamam mı? Bilim yapmayan, felsefe yapmayan, sanatta, edebiyatta uğraşmayan toplumda köle olur. Kim yapıyorsa, sen gidip onun peşine takmak zorundasın. Bitti. Adam kanser ilacını buluyor. Diyor ki kutusu 100.000 dolar. İstiyorsan alma. Bu SMA'lı hastalığının ilaç tedavisi ne kadar pahalı değil mi? Tamam. Alma çocuk ölsün. Ya, o zaman sen kendin bunu yapman lazım. Biz bunu yapmışız. Ya bakın ben organik kimya kitabı Amerika'dan getirdim. Öğrenciyken ben heyecanlıydım. Böyle işte paramı biriktirdim Amerika'dan falan kitap getirdim kendime. Değişik bir öğrenciydim. Eczacılıkta. Organ kimya kitabı duruyor. Kitabın girişinde diyor ki organ kimya babası Cabir İbni Hayyan. Bizden ya. Buradan çıkmış. Organ kimya bizden çıkmış. Bizim haberimiz yok. Neden biliyor musunuz? Bizde kümülatif bilim yapma kültürü yok. Yani bu bir hocadan çırak böyle asistanı geçsin. O da ona geçsin. Mesela bak, Immanuel Kant'ın asistanı kim? Schopenhauer. Schopenhauer'ın asistanı kim?
öğrense kim? Nietzsche. Nietzsche sonra Freud'a bunu demiş. O da götürmüş, işte ne bileyim Karl Popper'a vermiş. Ya böyle bakıyorsun Wittgenstein. Hep böyle birbirini devam ettirmişler. Bizde öyle bir şey yok. Mesela ENS mezunu, Ecole Normale Supérieure var Fransa'da. Mektebi Muallim. ENS mezunu bir kişi var Türkiye'de. Cahit Arf. Dünya çapında bir matematikçi. Ama devamı yok. 5 liralık mı 10 liralık paranın arkasında ismi var. Devamı yok. Yani Arf'ın sonrası devam etmiyor. Arf enstitüsü yok, bir şey yok. Ya biz böyle bir şey bulduk mu hemen şımarıyoruz. Bunu buldum finali bıraktı ya. Biraz insan bir dişini sıkar, biraz bir olgun olur. Ya biz böyle ergen bir toplumuz. Adam 60 yaşında, 70 yaşında, 80 yaşına geliyor. Yok maçı anlatıyor. Top anlatıyor. Yok ben işte araba aldım, bahçe attım. Ya arabayı böyle gençler 20 yaşında falan araba konuşur da. Yani 60-70 yaşına geldim. Bahçeymiş, arabaymış. Düş top oynama. Bunlar yani bunlar artık çok yüzeysel şeyler. Bu o yaşa uygun değil. Uzatılmış ergenlik diyorum ben buna yani. Böyle bitmiyor ergenlik. Ciddi konular var. Kuantum fiziği konuşacağına, uzay falan, zaman mekanı falan kavramlar konuşacağına çok yüzeysel şeyler. Hep 3 tane arsam vardı, 4.'ü aldım. Şurada bir tane ev aldım. Şunu aldım, sattım, şunu yaptım. Ne kadar ayıp bir şey ya. Tamam mı böyle maddiyat? İşte bizim kadar maddiyatçı bir toplum yoktur. Ama konuşurken inanılmaz maneviyatımızın güçlü olduğunu, inanılmaz maneviyat patlaması yaşadığımızı. yani evren maneviyatı bizden öğrenecekti. Allah'tan ben bunun biraz eğitimini aldım. Allah'tan yurtta biraz cahil olsam var ya hemen yiyeceğim. Bir öğrenci bana diyor ki, cahil bir insanı neden mesela ne bileyim, işte 10 bin kişi gidiyor peşine takılıyor filan. Ya sen daha cahil olursan ortana göre daha akıllı olur. Ne demiş? Köylüler ülkesinde tek gözlülü kraldır diye. Ya köyde kesin ya, biz eşeğe biniyor. O çok bir büyük bir şey diyor. Lan eşeğine şiire giriyor. Bakın eşek ne ya? Ne arabalar var? Eşek ne ki yani? Ya insan, tamam mı? Hazreti Mevlana demişti, onca şey yok, ne biliyorsun? Demiş ki ben haddimi biliyorum demiş. Dikkat büyük bir laf. Onun için ben Sakla Asa kitabımda erdemler eğitimini üzerine bir şey söylemiş dedim. Sebebi şu, Pınar Hanım, ben yapay zeka mühendisliği hocayım. Şimdi dünyada tabii bu yapay zeka çok farklı bir şey. Bu yapay öğrenme, bu bizim anlamadığımız bir şey. Biz böyle sanıyoruz ki mesela normal bir bilgisayar gibi bir şey ama öyle değil. Kendi kendine cümle kurabiliyor. Yani kendi kendine düşünüyor. Ama onun düşünme şekliyle bizim düşünme şeklinde ufak bir fark var. Algoritma üzerinden düşünüyor. Yani veriye dayalı düşünüyor. Bizim düşünme şeklimiz kuantum mekaniği. Yani bizim düşünme şeklimizde onda olmayan bazı özellikler var. Mesela biz acılarımızla da düşünebiliyoruz. Kaybettiklerimizle düşünüyoruz. Biz anılarımız da bizim düşüncemizin bir parçasıdır. Tamam mı? Biz irrasyonel de düşünürüz. Yani mantıksız da düşünürüz. Ama o hep mantıklı düşünüyor. Şimdi ChatGPT diye mesela ne yaparsınız? Yani çok mantıklı cevap veriyor. Bu karşınızdaki makine 10 bin tane makineden oluşuyor. 10 bin tane bilgisayar. Ben bir kişiyim, o 10 bin tane. Baş edemeyiz onunla. Onun için bunun mesela, bakın, şaşırtacak bir şey söyleyeyim. Kağıtı görüyor musunuz kağıtı? Pınar Hanım, kağıtı yazıcının içine koyuyorsunuz. Yazıcı bunun üzerine ilacı basıyor. Artık kağıt çıkıyor. Kağıdınızı böyle soyuyorsun. Bastın, böyle yiyorsun. İlacı. Yok işte yok. İlaç şapkası filan. Yani 3D printable medications diye. Artık yani yazıcı. Bir de hani benim ilacımı yani doktor ve yapay zeka bana göre vitamin yapıyor. Yani benim vitaminde mesela benim kombinasyon B12 yok mesela. B6 çok yüksek. Çünkü bende B6 işleyecek enzim yok. B6 çok almam lazım. Bu benim karaciğer sitokinin enzimi yani haritasını çıkartıyor. Bana göre vitamin yapıyor. Bana göre bir şey de yapıyor. Bu böyle bir yerde, böyle bir dünyada sizin şu anda aldığınız eczacı, tıp, hemşek, diş hekimi eğitimi çok üzgünüm. Çok üzgünüm. 50'li 60'lı yıllara müfredat. Böyle bir şey yok. Bu gitti yani. Bu bitti. Yani size kod dersi vermeye lazım. Mesela bir tane dil, Python ya da Java bir dili öğrenmeniz gerekiyor. Yapay zeka dersi olacak. Biyoteknoloji dersi olacak. Bu inanılmaz önemli. Biyoteknoloji. Bugün eczacılık biyoteknoloji zaten. Böyle bir şey yok.
Yani bizim kimyasalla birbirine karşı yapacağımız şey o kadar primitif kaldı ki tozla birbirine karşı mı? Ya bakteri yapıyorlar, rekombinat DNA. Bakteri diyorsun ki sen insülin yap. Bunu Danimarkalı yaptılar, yapay insülin. Bakteriden yapıyorlar. Ha? Bambaşka bir şey, %100 doğal, %99 saflıktı. Interferon A, interferon B. İnanılmaz şeyler. Bugün şu anda bakın, Avrupa'da patente alındı. Kozmetik bakteriler, kozmetik probiyotik patentleri aldırdı. Yani probiyotik yüzünüze yoğurt gibi sürüyorsunuz, yüzünüz 5 yaş gençleşiyor. Patent alındı. Yani adam 15 sene, 20 senedir çalışıyor, bitirdi artık. Yani ürün olarak çıkacak. Biz ne anlatıyoruz birbirimize? Biz de başka bir şey anlatıyoruz ya. Yok sodyumlu klorlu birleşti, destanlı oldu ya. Bakın, tozları birbirine karşınızda A maddesi, B maddesi, karşınızda AB olur. Benim burada bahsettiğim şey şu. Burada 1000 tane A var, 1000 tane B var. Ortaya da çıkan da F. Mesela F çıkıyor. Başka bir şey yani. Başka bir şey yani. Peptitten bahsediyorum ya. Peptit. Mesela endojen morfin peptittir. Yani kanda hemen çözülüyor, dağılıyor. Bizim kendi ağrı kesici ve mutlu kormamız. Başka bir yere gidiyor. Yani bizim kendi fizyolojimize daha yakın bir şey yapmaya çalışıyoruz. Onun için bizim eğitimimiz de bugün dünyanın güncel bilgi bir şeyine yakın olması lazım. Bir, ikincisi Pınar'ın çok ilginç. Ve bu yapay zeka çağında, bakın ben yapay zeka bölümünde hocalık yapan bir eczacıyla konuşuyorum. Biz daha çok konuşuyorum. Yapay zeka çağında ayakta kalacak insanlar daha ahlaklı, daha dürüst, daha etik insanlar kalacak. Kopya çeken, üçkağıt yapan, bunu yapan hepsinin işini yapay zeka elinden alacak. Hiçbiriniz onu geçemezsiniz. Asla gücünüz yetmez. Bir insanın bir arabayla yarışması gibi. Yani koşarak bir araba geçemez. Bunu anlamamız lazım. Biz eğer erdemli, etik, dürüst olursak yapay zeka bizim işimizi elinizden alamıyor. Çünkü orada erdemler konusunda yapay zeka böyle bir kalıyor. Erdemli insan, erdem çok değişik bir şey yani. Yani onun için bir manevi tarafı var. Yani onu çözemiyor. Bunlar zor onun için. Rutin şeyleri hemen çözüyor. Onun için bilim dürüstlük ister. Çünkü evrene baktığın zaman olduğu gibi görmen lazım. Olduğu gibi görüp onu bir anlatacaksın. Onun için ben yapamam. Ben hayır diyen insan ahlaklı insandır. Ben 1 liralık ilacı 100 liraya satamam. Ben ne bileyim egzama ilacını sedef hastalığına veremem. Sırf hastayı boş göndermeyeyim. Ya böyle bir şey yapamazsın. Böyle bir tanım yok. Eczacı tıpta böyle şu. Hastayı boş göndermeyeyim. Ya ama çok mutsuz. Ya sen mutluluk merkezi değil ya eczane ya da hastane. Burası mutluluk merkezi değil yani. Hasta çok istihdadı verir. Veremezsin sen. Ya bu işte şu anda mesela çok ciddi. Homeopati mesela şu anda onay aldı. Eczane homeopati. Homeopati sahte bilim. Defalarca bu çürütüldü. Bu dünyanın plasif etkisi var. Siz kanser hastası homeopati verirsiniz. Hasta öldürürsün. Bununla ilgili o kadar makale, o kadar çalışma var ki, sonsuz çalışma. Binlerce. Bakın, Avustralya'da Hintli anne baba çocukları 7 yaşına, yazın internete çıkar. 7 yaşındaki çocuklarına alerji hastalığına homeopati tedavi uyguladı, çocuk öldü. Kız öldü. Anne 25 sene hapisiyede, baba 20 sene hapisiyede. Plasebo etki ne demektir? Kişinin inandığı için kendi kendini iyi hissetmez. Evet, plasebonun bir bilinde yeri var. Biliyoruz biz. Evet, plasebo ne yapıyor? Ağrı kes çözülüyor. Evet, sen şimdi ciddi bir hastalıkta, derin depresyonda ben buna milyar kere sulandırmış bir şey, üflenmiş su gibi bir şey ya, böyle su ya. Sen bunu veriyorsun, bu iyileşecek diye. Alıkoyuyorsun sen bunu. Duş içiyorsun, alıkoyuyorsun. Aldatıyorsun. Bunlar bizde mesela şu anda yeni bir de modumaya başladı. Ya sanki bilinmiş gibi. Hocam öyle değil ya filan. Ya ben bilim felsefesi doktora yapmışım ya. Ya sen bunu bir okudun mu, araştırdın mı? Sen sürekli kendi hakkı çıkmak için. Her gün yeni bir tane bir şey. Bak aromaterapi. Aromaterapi ne demek ya? Eczacılıkta doz diye bir şey vardı. Doz. Sen şimdi ben nedenselik bağını açıklıyor musun? Sen bu lavanta kokusunun nereye nasıl gittiğini, nereye bağlandığını, nasıl fonksiyon yaptığını bana benim soru açıklıyorsun bu olur. Ama sen 4 tane kokuyu birbirine karıştırıp ben depresyonu bundan tedavi ettim. 3 tanesini birbirine karıştırdım. Ben sirozu bundan tedavi ettim dedim ne? Bu deli saçmalı. Suç bu. Suç insanları sen aldatıyorsun. Bu ticari. Bunlar hepsi ticari zaten. Bunlar yapanlar da böyle marka oluştursun. Görüyorum ben. 2 sene probiyotik moda oluyor. 2 sene
aromaterapi, herkes aromaterapi uzmanı. Hepsi onu homeopati uzmanı oluyor. Ondan sonra bir şey, yeni yeni bir şey icat ediyor. Bu ne? Bu bilimsel ahlakı bilmezse, haddini bilmezse herkes her konuda uzman. Onun için yani hayır demek de bir büyük erdemdir. İşte bu kitapta ben onu söylemeye çalıştım. Yani o çocuk o kitabı arıyor, bir şifre işte gidecek yok, tüm hayale geçecek. Tarafına ne diyor evlat? Şey diyor, çok büyük bir güç istiyorsun, çok büyük bir bedel ödemen lazım. Bedel ödedim mi diyor. Yok diyor. Peki diyor, çok büyük bir güç istiyorsun, bunu yönetecek liyakat sende var mıdır? Şey diyor, bilemedim diyor. Peki velev ki ben bu kitabı sana verdim. Seni bozmayacağını nereden biliyorsun? Değil mi? O bir sürü davalar var. Bakın Pınar Hanım, çok büyük markalardan isim vermek istemiyorum. Çok büyük ilaç firmalarında, çok büyük markalarda o firmanın, markanın tepesindeki kişi gücünü, abuse of power, gücü kötü kullanma. Gücünü kötü kullandığı için mahkeme konmuştu, adamı görevinde almışlardır. Güç kullanmak için değil, güç denetim içindir. O zaman polis silahı vardı, eğer gelin gideni vurursa polis olmaz. Bu da denetim içindir. Tamam. Yani gücün, gücüyle ilgili öğrenmemiz gereken bir şey varsa gücü kullanmamak. Tamam mı? Bir aslan gidip mesela bir tavşanı yemesi ayıp bir şey. Ya tavşan senin dengin mi? Onun için mesela çocuk hakları, kadın hakları, yaşlan hakları çok çok değerli toplumda. Kırılganca. Ben erkek olarak güçlüyüm diye ben kadınları istismar edemem, çocukları istismar edemem, hayvan istismar. Ben bir tane kediyi zarar verebilirim çünkü güçlüyüm değil mi? Ama o gücü ben o kediye karşı kullanamam. Yapamazsın, gücü kullanamazsın. İşte hukuk bunun içinde. Hukuk ahlakın yazılmış halidir. Bir erkek bir kadına gücü yetiyor diye ona el kaldıramaz. İsterse orada toplum içinde olsun, isterse evin içi olsun, isterse uçakta olsun. Hiçbir yerde bu gücü kullanamaz. Onun için bir toplumda yaşlılar, gaziler, engelliler, hamile kadınlar, kadınların tamamı, çocukların tamamı, hayvanlar, hatta ağaçlar. Ya ağacı kesince ağaç bir şey yapabiliyor mu? Yapamıyor değil mi? Kesiyorsunuz. Bizim kırtasiye vardı. Karşısında bir tane sarmaşık vardı. Çocuklar orayı temizlerken yanlışlıkla sarmaşıkı koparmışlar. Kökünden çıkartmışlar. Bizim bir arkadaşımız vardı sarmaşık orayken. 3 gün ağladı ya. O sarmaşık öldü diye. 3 gün ağladı da. Koskoca adam 3 gün ağladı. Bu sarmaşık buradan. O öldü diye. O sarmaşık öldünüz diye. İnsan böyle olacak. Bundan işte ne diyoruz? Duygusal zeka diyoruz değil mi? Akademik zeka, akademik problemler çözmek içindir. İşte denklemi yaz, onu yaz, bu sınavı geç şuna. Tamam onu anladık, onu herkes yapıyor. Duygusal zeka, duyguları kontrol etme zekası, yani empati, karşıdaki mutsuzsa onu anlamak, mutluysa onu anlamak. Başkan duygu. Ama duygusal zekanın üstünde bir zeka var, ahlaki zeka. Verdiğin kararın ahlaki sonuçları varsa bunu düşünmen gerekiyor. Düşündün mü? Düşünmemişsin. Ben diyorsun gözüm karardı. Yok görmedim. Yok şeytana uyudum. Bizleri var ya. Bir adam mesela cinayet işlemiş. Ertesi gün karakolda diyorlar ki niye eşini öldürdün diye ki. Şeytana uyudum. Ne demek ya? Bakınız ya. Acayip çocuksu şeyler bunlar. Gözüm karardı. İşte yok. Pişmanım filan. Onun için ahlaki zeka çok küçük yaştan evin içine verilmesi lazım. Ahlaklı çocuk yetiştirmek için anne babanın da bir kere ahlaklı olması lazım. Çocuk anne babanın dediğini değil yaptığını yapıyor. Ondan sonra anne baba her şeyi yapacak ama çocuk dürüst olsun. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir şey yok. O çocuk zaten onu her şeyi görüyor. Onun için de anne babaya paranın miktarını değil kaynağını soracak. Sen 50 bin lira getir. Nasıl getirsen getir. Ben jipe binmek istiyorum. Lüks evde oturmak istiyoruz. Televizyonumuz smart olsun. Telefonumuz son modeli olsun. Derse adam bir gider onu bunu çalar çırpar. Hırsızlık yapar. Bir yolunu bulur getirir o parayı sana verir. Ondan sonra toplum böyle çarpık bir toplum olur. Dengesiz. Ahlaksız, çarpık bir toplumun mutsuz, herkes mutsuz. Çalan da mutsuz, çaldıran da mutsuz. Niye? Çaldıran zaten çaldığı için mutsuz. Çalan da mutsuz çünkü hak etmeden zengin olmuş. Ya adil olmayan bir toplumda zengin olabilirsiniz ama zengin gibi asla yaşayamazsınız. Üstü açık bir tane araba alın, götürün ulusa bırakın, yarın gidelim bakalım araba orada duruyor mu durmuyor mu? Monte Carlo'da üstü açık arabayı oraya bırakırsanız
Sabah gidip de orada durur. Neden biliyor musunuz? Çünkü herkesin arabası ıslanacak. Herkes bir araba biniyor. Düşünsene, herkes birbirine yakın ya insan. Ama ben bir sürü şey okumuşum. Ben çok mutsuzum. Ama karşıdaki hiçbir şey yapma lan çok zengin. Ben mutluyum. O mutlu ama ben mutsuzum. Çünkü adil değil toplum. Adalet duygusu çok önemli. Onun için mesela gelişmiş ülkelerde toplumun ölçüsü kadın hakları. Kadınlara soralı, genç kızlara falan soralı. Sen kendini değerli hissediyor musun? Sen kendine 20 yaşında bir genç kıza soralı. Sen kendini değerli hissediyor musun? Mutlu hissediyor musun? Saygı görüyor musun? Mesela iş alanlarında kadın erkek ayrımını hissettin mi? Feeling uncomfortable form. Kendini rahatsız hissetme formu var. Amerika'da. Yani hiç iş yapmana gerek yok. Yani bir kız öğrense gitti bir hocanın odasına girdi. Çıktı dedi ki ben kendimi rahatsız hissettim. Tamam formu doldurabiliyorsun. Şikayet ediyorsun. Kadın hakları çok önemli çünkü kadınlar insan yetiştiriyor, çocuk yetiştiriyor. Onun için kadın hakları da geliştiği zaman toplum gelişiyor. Ben bu kitapta bir kurgu içinde, işte sahap kitap mıydı? Çünkü kitapları çok sevdiğim için. Onun için de bu değilleri vermeye çalıştım. Çok dikkat, yani orada çok Pınar'ın çok zor bir şey var. O da şuydu, mesela ben bazı yerleri yazarken çok zorlandım. Çünkü biraz dozu arttırırsanız, biliyorsunuz siz de eczacılık okuyorsunuz. Şimdi bu terapotik penceresi dar olan şeyler var mesela farmakolojide. Böyle yani mesela bir ilacın üzerindeki sayı ne kadar büyükse o güvenilir ilaç. 500 miligram yazıyorsa 500 miligramı insanı etkiliyor. Ama 1 miligram yazıyorsa mekel sistemiler öyle. 1 miligram 80 kilo etkiliyor. Çok dar demektir. Çok dikkatli kullanması gereken bir ilaç. Şimdi biraz dozu fazla verirsem ahlakçılık yapmış olacağım. Biraz dozu düşük verirsem yetini kaybedecek konu. Yani bilmiyorum siz bunu yaşıyorsunuz. Belki Şahin hocamız daha bir katkıda bulmak ister. Mesela bir şey söylersen karşı tarafın kalbini kıracaksın. Söylemezsen kendi kalbin kırılacak. Mesela bazen çok zor. Yani böyle yani mesela bir eleştireceğim de bir şey. Vicdanı bak eleştirmek zorundayım. Ama eleştirirsem de olmayacak. Yani bazı parametre her zaman uygun olmuyor. Yani 4 tane parametre var ya, 3'ü tutuyor, 1'i tutmuyor. Biz daha geç sefer öteki 3'ü tutuyor, bu bir tane tutmuyor. Bir de olmuyor yani. O şey, bir, ne bileyim, morfi yasaları gibi. Bir şeyin kötü gitme olası varsa kötü gider diye. Ama ben bu kitapta onu mesela yapmaya çalıştım. Mesela bir yerde bir cümle var, editör de çok beğenmişti. Bilmem siz hatırlıyor musunuz? İnsan sarılacak birisini bulamadığında kendine sarılmasını bilmelidir. Yani mesela çok hoşuna gitmiş. Yani diyor, çok yoğun duygu var o sözde diye. Kitap çıkalı 6 ay oldu. Ve yani 4 baskı yaptı. Yani bu deprem oldu, ekonomik kriz var, bir sürü şey var. Bu arada insanlar sahiplendiler. Ben bizim toplumun bilinç altında çok ciddi bir ahlaki şey olduğunu, bir maneviyatla ilgili bir bağın olduğunu, onu kaybetmediğini ve şu anda da herkeste de bir ıstırap olduğunu ve bilinç altında bir rahatsızlık olduğunu, yani biz böyle bir toplum değiliz, böyle olmamalıyız, daha adil, daha şeffaf, daha hesap verebilir, değil mi? Yani benim mesela önümde 30 sene var, sizin önünüzde 50 sene var. Sizin oyunuz benim oyumun 3 kat olması lazım. Sizin riskiniz daha fazla. Sizin bir sürü hayalleriniz var, ev istiyorsunuz, araba istiyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz, yuva kurmak istiyorsunuz. Bunlar ne olacak? Bunlar güvence altında mıdır? Benim 300 tane evim var. Ama senin bir tane evin var ya da hiç evin yok. Nasıl bir şey oldu? Böyle bir şey olamaz yani. Şey, Pablo Coelho Simyacı kitabını yazdığında bir uyanık bir gazeteci dedi ki bu dedi Hazreti Mevlana'dan mı esinlendiniz? İlk defasında hayır dedi. Sonra o soruyu sonra tekrar ettiklerinde ikinci defa evet dedi. Evet dedi. Ben dedi Mesnevi'den çok etkilendim. İşte Saklı Arsa'da da öyle bir şey var. Yani sonuçta o arada kitabın kendisi olduğu ortaya çıkıyor. Yani iyi insan olmaktır. Asa iyi insan olmaktır. Ya en büyük meslek iyi insan olmaktır. Daha büyük meslek olur mu ya? Hazreti Şems Tebriz ne diyor? Herkes ölecek yaşlıdır diyor. Onun için yani ben böyle bir benim bu Saklı Arsa bu kitabı falan da fikir de bu çocuk kitaplarından çıktı. Çünkü mesela ben çocuk kitabı falan yazacağım diye de Büşra Hanım hiç böyle bir mesela projem yoktu benim. Ya ben böyle çocuk kitabı yazacağım. Eczacık okuyan birisinin girip çocuk kitabı yazmak çok değişik bir şey. Ama ben Sait Behrengi'nin kitaplarını çevirirken
Benim hemşehrim. Yani evi bunlar çevir bize dedi. Ben de oturdum 10 tane falan çevirdim. Onların kitapları. Onun kitapları çok seviniyor Türkiye'de. Saat Beyren Türk olduğu için. Yani bir küçük prens var. Bir de küçük arabalık var onun karşısında. Yani o küçük prens Batı'nın yani şirin bir şeyi. Çocuk felsefe kitabı. Doğu'nun da şirin bir çocuk felsefe kitabı varsa o da küçük arabalıktı. Onlar hepsini ben çevirdim. Ama o yana benim Saman Adam diye bir kitap yazmıştım. Kafamdaydı yani. Kağıtta yoktu da. 99 depreminde Düzce'ye, ben o zaman öğrenciydim sizin gibi, Düzce'ye yardıma gittim. Yaz okulunu bıraktım. Gittim, çok yardım edin filan de. Çok da üzülmüştüm depremde. Orada böyle bir saman adam, bir kızı seviyor da kız ona yok diyor. Ben ettenim sen samandan, işte başka dünyalar ama saman adam orada sevgiyi inşa ediyor. Yani bir mücadele içinde. Sonra böyle baharda çiçekle filan açınca kalp şeklinde kız diyor ki elmas. Bunlar nasıl diyor aç diyor böyle güzel çiçekle. Kuşlar diyorlar ki saman adam seni her görmeye geldiğinde bir çakıl taşı alıp yerine bir tane çiçek bu mektup. Yani duygusal zekanın neden önemli olduğunu, sevginin nasıl inşa edildiğini vermek istiyorum. Yani evine söyleyince getir bakalım dedi ama yazman lazım. Önce yaz getir dedi. Çünkü bize çok kişi çok şey söylüyor da yazamıyor. Ben de yazdım hakikaten nasıl bir iradeyse yazdım götürdüm yayın evine verdim. Yayın evine verdim 2013 senesinde. Hiç unutmam. Basılması 2 sene sürdü. Çizildi, mizildi falan. 2015'te basıldı. Büşra Hanım kitap basıldı ama hiçbir şey olmuyor. Yani satmıyor kitap. Böyle ya böyle orada da benim ne tanıyan var ne bir şey. Ya bir de çocuk kitabı ya böyle saman adam. Ya satmıyor. Öyle bir şey duruyor yani bir yerde falan. Sonra üstüne 2 sene geçti. 2017'de. Aralık'ın 25'inde çok ilginç bir olay oldu Ankara'da. Batıkent'te bir tane okulda Mahrem'de bir öğretmen var. Hala iletişimimiz var. Bu kitabı çok sevmiş. Gitmiş sınıfta anlatmış çocuklara. Saman adam okumuş yani sınıfta. Cuma günü okumuş. Pazartesi diye okula, sınıfa gidiyorum. Sınıf yıkılıyor. Bir gün de bir bahtızı, bir acayip bir şey ne oluyor. Ya benim çocuklara ne oldu diyorum. Böyle kudurmuşlar. Gittim baktım tüm çocuklar böyle toplamış bir yere. Ben ne diyor çok meraklandım. Gittim baktım aman Allah'ım. Aman Allah'ım bir tane öğrenci bir tane saman adam yapmış. Ne güzel yapmış ki. Neyse var, montu var, pantolonu var, ayakkabısı var. Gidilmiş böyle getirmiş. Orada duruyor. Çocuklarım bunu ya. Dedi ki öğretmenim ben saman adama yıldırım düştü ya yandı. Ben çok üzüldüm. Ben onu yaşatmak istedim. Ben ona sarılmak istedim. Onu yaptım. Öteki çocuk hocam bir kafamızı yapabilir miyiz? Demiş ki yapabiliriz. Gidip öteki sınıflara bağırmış. O da demiş ki biz enayi mi siz yapıyorsunuz biz de yapacağız demiş. Okulda herkes saman adam yapmış. 120 tane saman adam yapmışlar. Bunun üzerine haber olmuş, radyo haber olmuş, gazete haber olmuş. Bir de yani avuç kadar saman adam da var, 2 metrelik saman adam da var. Ya böyle değişik değişik. Bana da yayın evinden arada dedi ki bir okul var, böyle bir sergi açmışlar arkadaş kitap evinde saman adamla ilgili. Gidip oraya imzalamışız. Ben de hiç imza gününe falan gitmediğim için. Ya kitap da satmıyor, ne olabilirdim? 3-5 kişi var orada diyeceğim. Ya bir iki imzalarım, çıkarım dedim hızlıca. Gittim arabayı fark ettim. Gittim bir kalabalık dışarısı. İçeri giremiyorum. Dedim ki ne kadar saçma bir yere imza günü koymuşlar. İçeri ben giremiyorum. Bir tane küçük kız çocuğu vardı böyle gözlükte. Bahar Hanım'a biraz benziyordu. Bir gün dedi ki abi şu ben dedi ki. Evet dedi. Ben dedi siz tanımıyorum dedi. 3 gün dedi. İnternette sizi araştırdım dedi. Öyle mi? Ben sizi araştırdım. Rahat dedi. Dedim ki ama çok kalabalık. Dedi ki dedi, gelmiş dedi. Öyle mi dedi? Tabii dedi. Ben yani dedi. Ben o gün anladım ki bir şey oluyor. Hadi o fikrasyonda dönüm noktası derler ya. Bir şey oldu. İçeri girdim. İnanılmaz bir şey oldu. O çocukların sevgisi olağanüstü bir şey. Cahin Bey bunu çok iyi biliyor. Sağ olsun o zaman zaman bu konuda sürekli şey yapıyor. Çok duyarlı. Duygusal zekası çok yüksek. Hep böyle siz bu çocuklarla uğraşıyorsunuz falan. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz diyor. Sağ olsun. Ondan sonra ya o çocuklar falan saldı da bir yeni kitap yazdı. Ben filozof meşe yazdım işte ne bileyim. Ondan sonra acayip bir şey oldu. Ya işte sürekli her hafta bir kaç tane okul geziyoruz, bir şey yapıyoruz çocuklar açacak. Onun sonucunda da tabii o gözlemler yapınca bu toplumda insanlar gelecek hayalleri var değil mi? İnsanın hayalleri var, insanın dünyası var, insanın sevdikleri var. Bu daha güzel olsun, daha bize insana yakışır bir şey olsun. İnsani bir toplum olalım diye o ihtiyaçları böyle gözlemlerken sakla asayi yazmayı çok istiyordum. Kısmet oldu. Geçen sene yazdım. Ondan sonra da işte çıktı. Sağ olun sizin gibi böyle gençler okumuş
veri organizasyon yaptınız, bir yere geldik. Çok mutlu oldum. Hep ben konuştum, bilmiyorum siz belki bir şey söylemek isterseniz ya da sormak isterseniz ben de dinlerim. Kitapla ilgili sorularımız var hocam size genel olarak. Bahar'la başlayabiliriz aslında. Kameramı açmayayım, daha sağlıklı olsun diye hocam. Şöyle, hiçbir cehalet rastgele değildir, cehaletin panzehiri zorgulanmalıdır diye bir cümleniz vardı. Bunu biraz açmak istiyorum. Rastgele değildir söz cümlesinde. Bundan tam olarak çıkarımımız ne olmalı? Aklımıza ne gelmeli? Çok sınırlandırdım kendi kafamdan ama çok daha geniş çerçeveden bakabiliriz diye düşünüyorum. Sizin baktığınız çerçeveyi merak ettim burada. Bir de panzehiri sorgulanmalıdır. Biz bu cehaletin panzehirini ne zamandan vermeye başlamalıyız? Toplumumuzda çok güzel erdemli olmak fikrini ortaya attık. Güzel olmalıyız. Ama benim etrafımda gördüğüm, siz dediniz yani bizim toplumumuzun bilinçaltında bir rahatsızlık var aslında bu konuda diye, ama benim çevremde gördüğüm insanların liyakati o kadar da çok talep etmediği, erdem konusunda o kadar çok bilinçli olmadığı ya da doğru makamda doğru insan var mı bunu sorgulamadığını görüyorum daha çok. Biz bu yanlış giden düzeni nereden değiştirmeye başlayabiliriz sizce? Çok teşekkür ederim. Bahar Hanım, ben üniversitede eleştirel düşünme dersi veriyorum. Yani zaten konusu bu, sizin sorduğunuz soru. Benim dersim de zorunlu. Yani bilgisayar mühendisi, yapay zeka mühendisi bu dersi almadan yani devam edemez. Yani bir ders geçmesi lazım. Şimdi cehalet rastgele değil diyorum ya. Bu zaten evrende hiçbir şey rastgele değil. Evrenin mantığı da böyle tesadüfi bir şey olmaz. Tesadüf dediğimiz şey karmaşık mantıktır. Biz çözemiyoruz, diyoruz ki tesadüfen oldu. Öyle bir şey yok, tesadüfen de bir şey olmaz. Ya güneş tesadüfen oluştu, yok dünya tesadüfen. Böyle bir hepsinin nedenselik bağı var. Ama cehalet tesadüfi değil diyorum ya. Neden cehalet tesadüfi, rastgele değildir. Sebep şu, şimdi ben cehaletimle yüzleşmek istersem rahatımı bozmak zorundayım. Uykusuz kalmak zorundayım. Yüzlerce sayfa okumak zorundayım. Sokağa çıkıp dondurma yemek yerine bacağımı kırıp evde oturup bilgisayar başında yazı yazmak zorundayım. Başım ağrıyacak, saçım dökülecek, sırtım ağrıyacak, boynum fıtık olacak, bedel ödemek zorundayım. İnsanlar rahatını bozmak istemiyor. Ve ayrıca insan rahatını bozması sadece bir keyifle ilgili bir şey değildir. İnsan konservatiftir. İnsan muhafazakardır. Herkesin belli ön yargıları vardır. Bu ön yargılar aileden gelir, çevreden gelir, gözlemden gelir, kendi edindiği var, çevrenin ona edindiği, empoze ettiği, mahalle baskısına gelen ön yargılar var. Şimdi ben bu cehaletten çıkmak istersen o ön yargıları da kırmam lazım ya. Kırarsan o yaşadığım 20 sene boş olduğu ortaya çıkacak. Onu nasıl yapacağım? Onu nasıl baş edeceğim? Yani bilimsel devrimler tarihi, Kopernik devriminde bakın 1543'te Kopernik ölüyor, kitabı basılıyor. Tamam. Şimdi Kopernik kitabında ne diyor? Güneş merkezli bir sistemdir. Yer merkezi değil. Jeosentrik değil. Heliosentrik bir sistemdir. Ama bu Aristoteles'ten beri ta Battamüs'ün ve 2000 sene boyunca herkes buna inanmış. Şimdi 2000 sene devam eden Bahar Hanım, 2000 sene devam eden bir fikri yıktığında enkaz çok büyük oluyor. Yani bir inanç ne kadar eskiyse yıkımı da o kadar büyük oluyor. Dolayısıyla problem ne kadar büyükse çözüm o kadar değerli oluyor. Yani sen nasıl bir şey çözüyorsun? Çok büyük bir problemi çözdüğün zaman tabii ki çok büyük bir direnç var. Buna ne diyoruz? Resistance to change, değişime direnç gösterme. Onun için de mesela Danimarka'da gidiyor, kendi kız kardeşini öldürüyor. Neymiş diyor, bizde töre var diyor. Töreyi kafasında Danimarka'ya götürmüş değil mi? Yani Danimarka'da olması yetmiyor. Kafasını kendisi beraber oraya götürüyor. Onun için hiçbir çare rastgele değildir. Bunun sebebi iki tane. Bir grup zaten peşin yargıları, basma kalıp düşünceleri ve kafasındaki ön yargıları kırmamak için cahil kalmaya devam ediyor. Bunu anlıyoruz ki bu bir rastgele değildir. İkincisi de bir grup, gücü elinde tutan bir grup, sermaye, siyaset veya iktidar, bunlar da insanları bilinçli bir şekilde cahil bırakmak istiyor. Çünkü onlar bunu sorgularsa bu gücü onlarla paylaşmak zorunda kalacak. Dolayısıyla biz anlıyoruz ki cehalet rastgele değildir. Bunu bu şekilde açıklayabilirim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Rica ederim.
Şimdi ben bir soru sormak istiyorum hocam. Çok güzel bir konuşma yaptınız. Teşekkür ediyoruz her şey için gerçekten. Ben bu kitabı ilk gördüğümde içerisindeki alıntıları okudum almadan önce. Dedim ki yani bu bir hani daha çok genç yaşlara hitap eden, büyüklere hitap eden bir kitap herhalde dedim. Sonra kitapçıya gittiğimde sorduğumda bu bir çocuk kitabı dediler. Ben biraz şaşırdım. Sonra kitabı aldım, biraz okumaya başladım. Yani kitabı görünce de dedim ki hemen biten bir kitap olur. Yani kısa, ince. Sonra da hemen bitiremedim ama yani bayağı sürdü. Yani hepsini bitiremedim şu an. Çünkü böyle düşünerek okumak istedim ve gerçekten çok anlamlı cümleler vardı içinde de. En çok neyden ilham aldığınızı merak ediyorum. Mesela bu zamana kadar hani bir yani sizi en çok etkileyen bir şey var mı ya da ilham aldığınız bir kitap ya da ilham aldığınız bir şey bu zamana kadar? Bunu merak ediyorum. Bu soru çocuklar bana çok soruyorlar. Çok zor bir soru. Evet. Bu ilham böyle homojen bir şey değil, heterojen olabiliyor. Yani bunun çok yani buna cevap veremiyorum ama yani saçma sapan bir şey söyleyeceğim. Siz içinden doğru olanları seçin, tamam mı? Yani bir mesela bir bazı yazarlar şöyle diyor. Ben bu kitapta doğdum diyor. Yani çocuk ben annem karnından bu kitabı getirmişim. Yani bilinçaltında varmış. Yani belli bir yaşa geliyorsun ortaya çıkıyor. Bak bunu diyen de var. Hani buna mesela diyelim ki %10 böyle olsun. %10 toplumu gözlemliyorsun. %10 bir canlı bir şey sıkıyor. İnsan canı sıkılmadan yazar olabilir mi ya? Şefirinde olan kimse yazar olamaz. Yazar olamaz ya, canı sıkılması lazım yani. Tamam mı? Bir yere sonra bir şey mesela büyük insanlar, mesela büyük insanların en büyük özelliği, mesela ben Freud'da Einstein'ı çok severim. Wittgenstein'i çok severim. Bunlar dahi tartışmasız ama Büşra Hanım çok ilginç bir şey var. Dünyanın zeki insanı da olsanız çalışmak zorundasınız. Ve Einstein çok çalışkan. Yani mesela Tesla çok çalışkan. Ama çok zeki ama çok da çalışkan. Yani biz sana söylüyoruz çok zeki insan hiç çalışmıyor. Yani çok zeki ya. Ben gerek yok ben zaten çok zeki. Böyle bakınca hemen çözüyor. Değil. Çok çalışman lazım. Onun için yani böyle değişik gözlemler ama genellikle tabii bir şeyin kaynağı toplum yani. Yani yazar toplum. Ben de yani bir kendimi de ben orada yazarken kendimi de eğitmeye çalışıyorum. Yani onlar size söylerken kendime de söylüyordum. Yani böyle bir ben çok bunları biliyorum size söyledim. Ben kendime söylemedim değil bu çok ayıp bir şey olur. Yani kendime söyleyeyim ama orada bir şey söylediniz. Yani buna çocuk kitabı falan deyince ben çok şaşırdım dediniz ya. Bakın çocuk kitabı yazmak çok çok zor. Neden biliyor musunuz? İçinde ayıplı sözcükler olmayacak. Pedagoji formasyona uygun olacak. Dili terbiyeli olacak. Utanç verici şeyler olmayacak. Onların damarlarını bozucu şey olmayacak. O olmayacak, bu olmayacak, şu olmayacak, şu olmayacak. Bir de 1000 kelimeyle anlatacaksın. Şimdi o kadar dar bir alana sokuyorsunuz ki Albert Einstein'ın bir sözü var diyor. Diyorlar ki münevver, Türkçe'de biz aydın diyoruz. İşte aydın kimdi diyor. Einstein biraz düşünüyor diyor ki konuyu diyor 6 yaşında diyor çocuğu anlatan kişi münevver diyor. Yani entelektüel diyor, altı çocuğa. Çünkü o çocuğa kuantum mekaniğini ya da ne bileyim fiziği ya da atomu ya da felsefeyi anlatabiliyorsun. Gerçekten konuya hakimsin demek. Mesela bunun örneği Einstein'ın kendinde var. Einstein bir okula gidiyor, bir tane kız diyor ki, Sayın Einstein diyorsun, izafiyet teorisi diyor, ben okudum ama hiç anlamadım diyor. Bizim anlayacağımız şekilde anlatabilir misiniz diyor. Şimdi Einstein, ya adam Nobel almış, dünya çapında fizikçi, şimdi nasıl anlatacak değil mi? Dönüyor diyor ki Einstein, şey diyor, bak diyor, sevdiğin bir arkadaşınla yemek yiyorsan, 2 saat, 2 dakika gibi geçer diyor. Evet diyor, evet diyor, öyle diyor. Yani çok sevdiğim arkadaşım bir araya gelince zaman çok hızlı geçirdi. Tamam. Ama diyor, annen diyor hastanedeyse, 2 dakika diyor, 2 saat gibi geçiyor diyor. Evet diyor, öyle kötü durumlarda da zaman nedense geçmiyor. İşte izafet diyor, böyle bir şey diyor. İzafet teyze mi demek diyor. Ya bunu Einstein böyle anlatınca tabii bu söz tarihe geçti. Çünkü bu teori geliştiren Einstein'ın kendisi. Bir de ben size bir küçük ipucu vereyim Büşra Hanım. Belki siz de yazar olursunuz, bir gün bir şey yazarsınız. Bir insanın kafası çok tembel. İnsan beyni çalışmamak için çalışır. Onun için mesela şöyle de çok sıkacağım kendimi, 6 sene tıp okuyacağım, ömür boyu diplomayla para kazanacağım. Öyle bir bilinçaltında böyle bir şey var yani.
bir kere yapayım, ondan sonra habire kazanayım falan diye. Böyle bir şey, artık böyle bir dünya kalmadı maalesef, ama şöyle söyleyeyim. Eğer bir şey, bir sıkıntıyı kafana takarsan ama iradeli olacaksın, beyin bunu ciddiye almaya başlıyor. O zaman bilinç altın uyurken bununla uğraşır. Bizim ben bazen yani bazı kitaplar falan nasıl yazdığımı hatırlamıyorum. Yani Filozof Meşe 5 baskı yaptı 4 senede. Her ay basılıyor. Türkiye'nin prensi diyorlar öğretmenler. Yani zorunlu biliyor musunuz? Ya 10 tane tiyatro oynuyor. Ben mesela şaşırıyorum Filozof Meşe. Bu kadar yani sevilmesi. Yani öğretmenler Filozof Meşe'nin yazarı diyormuştu bana. Ben böyle gidiyorum okula. 80 tane meşe var çocukların elinde. Ya ben ne yapacağım diyorum. Ankara'ya götür. Ya uçakla mı bu kadar uçak? Ağaçta diyor mahalleye dikin çocuklar, ben ne yapayım? Baş edemiyorum yani. Evde kaç yüz tane açılmamış mektup var. Ben orada asimetrik güçle karşı gelirim. Ama eğer bir meseleyi kafaya takarsanız, yani bir meseleyi ciddiye alırsanız, o mesele de sizi ciddiye alır. O da bilinçaltınızda oluşuyor. Onu orada şey yapıyor. İnsan bilinçaltının böyle müthiş bir kabiliyeti olduğunu ben düşünüyorum. Bazen de sanki öyle bir şey oluyor ama kitap yazarken yazarın bastıktan sonra okurundur. Yani bir kitabın yaşaması, hayatta kalmasının şeyi, mesuliyeti okullardır. Okullar onu siz şey yaparsınız. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma var. Büşra Hanım, sizin bu sorunuzla ilgili. Başarılı kitapları inceliyorlar. 5000 tane başarılı kitap inceliyorlar. Bu 5000 tane başarılı kitabın 5 özelliği buluyorlar. Yani neden bunlar başarılı olmuş? 5 özellik varmış. Birincisi okuyucu sürüklüyor. İkinci özellik, okuyucu bunu başkasıyla paylaşmak istiyor. Yani kitap okurken, aa bunu bir arkadaşıma da versem, ona da hediye etsem. Bir başkasını. Üçüncüsü, bittiğinde bir daha okuma arzusu hissediyorsun. İleride bunu ben bir daha okuyacağım diyor. Dördüncüsü, bir şey bırakıyor sana. Yani sana bir şey katıyor. Beşincisi de hayal kurdurtturuyor. Eğer kitap okurken sahaf dükkanı, o kitapla, o rafla, tozlu rafla, o sahafın şeyi falan, o çay içerken o çay falan imgesi oluşuyorsa o kitap başarılıdır. Yani bir kitap imge oluşturması lazım. Yani duygulara dokunması lazım. Ya da sadece metin olmak da yetmiyor. Bir de bizim insanın çok büyük bir zekası var. Anadolu insanının. Samimiyetten anlıyor. Yani bir şey samimi değil mi anlıyor. İşte mesela kitap okuyor ya. Ben o kitabı ben mi yazmışım? Yoksa çalmış mıyım? Bir yerden çırpmış mıyım? Anlıyor. Anlıyor. Çocuklar anlıyorlar. Mesela bakın Einstein'a diyorlar ki bu yüzünün dehasisisiniz. Ben değilim diyor. Bu yüzünün dehasisi de Sigmund Freud'tur diyor. Neden diyorlar? Ben diyor atomla uğraştım. Biz atomu kırdık. Ama o diyor zihinle uğraşıyor ve ön yargıları kırmak atom kırmaktan daha zor. Şu sözde çok meşhurdur. Ön yargıları kırmak atomu daha çok. İşte ona benzer şimdi bir kitap daha çalışması yapıyorum. Ama bir çınar ağacıyla bir çocuğun hikayesi. Yani onun gibi böyle erdemler üzerine ama çocuk kitabı. Bakalım ne olacak? Bir iki tane böyle büyü anlattım. O çocuk olsun okuyacağız diyorlar ama bilmiyorum işte. Heyecanla bekliyoruz hocam, okuruz kesin. Daha diyorum, ben büyükler için çocukların ne kitap yazmaya başladım. Evet. Bizim çocuklar da çok akıllı. Ya bizim hakikaten bakın ben Türkiye'nin her yerine gittim konuştum. Gerçekten inanılmaz çocuklar var. Einstein gibi çocuklar var. İnanılmaz. Önyargı yok ya. Mesela bak bir okulda, buna örnek vereyim. Bir okulda ve çocukların hepsi birden el kaldı. Ya hepsinin sorusunu ve sırayla el kaldığını sorulacak abi. Bir tane çocuk bana dedi ki, sizin bu ilhamı nereden aldınız dedi bu Filozof Meşe yazarken. Sizin sorduğunuz soruyu sordu. Filozof Meşe'si. Ben dedim ki ya topluma baktığımda bir de orada kız oradan iki elini kaldırıyor. Bir de iki elini kaldırıyor. Dedim. Ama dedi ki o soracaktım dedi. Ama dedi o soracaktım dedi. Tamam dedim sen de sor. Ama dedi farklı bir cevap istiyorum dedi. Tamam dedim sana farklı bir cevap vereceğiz. Ya bu çocuk 9 yaşında. Ya müthiş bir zeka ya, ben bunlarla baş edemezse. İnanılmaz zekiyle. Yani tamam. Ben de farklı bir cevap istiyorum. Tamam dedim sana farklı bir cevap vereceğim dedi. Çok harika, ben çok mutlu oluyorum. Yani çocuklar çok yetenekli. Onları beslemek lazım. Benim çocuk kitapları için harcadığım enerji ve zamanı. Kendimi harcasaydım ve makaleler yazsaydım. Ben şimdi iki kere profesör olmuştum. Bir karar vermek zorundaydım. Yani o çocuklar büyümesi beklemez. Hemen onlar için felsefe kitapları yazayım. Onlara mı yetiştireyim? Yoksa
kendi akademik kariyerimle mi ilgileneyim? Yapamadım. Yani çünkü oturdum çocukta kitap yazdım. Onun için 3 tane bilim var. Bilim için bilim elektronu bulur. Bunu tabii o an bir şey olmuyor. Elektronu bulunca. İkinci, üretim için bilim. Adı teknolojidir. Yani o elektronu işlemci yapıyorsun. Üçüncüsü, toplum için bilim. Halk için bilim. Yani bilim gidip gündelik hayatta insan. Mesela şu anda Zoom halk için bilimdir. Biz şu anda onun üzerine bir etkinlik yapıyoruz değil mi? Sonra bu video belki YouTube'a koyacaksınız. Belki mesela 100 kişi de oradan izleyecek, oradan görecek. Ya da buradaki bir kelimeyi belki Bahar Hanım gidecek bir arkadaşın söyleyecek, onun hayatı değişecek. Bilmiyoruz yani. Ama önce denemek lazım. Teşebbüs etmezsen tesadüf etmez. Değil mi? Onun için yani üniversitedeki hocanın da topluma, sokaktaki insana faydası olması lazım. Ya biz orada kendimizde orada çalıp oynayacağız. Türk'le öyle bir yani medeniyet öyle oluşmuyor. Gündelik hayatın içinde sokaktaki insana faydan olması lazım. Herkesin bilinçli olduğu bir toplum bilinçli oluyor. Ben çok kültürlü hocam, sen çok kültürlü hocasın. Biz mutlu olalım, başkaları mutlu olsun. Bana ne? Böyle bir şey olamaz yani. İşte o zaman toplum olmuyoruz ki, yığın oluyoruz. Dolayısıyla şimdi bazı okullar hemen fark etti. Bu sene mesela birçok okul Sakla Asa'yı Büşra Hanım liselerde ve ortaokullarda okutacaklar. Çok mutlu oldum. Onun kapağını fark ettiniz mi siz? Kapaktaki simgelere. Evet. Ha? Anlamını biliyor musunuz? Anlatayım mı? Kapaktaki simgeleri anlatayım mı? Anlatın hocam tabii ki. Size. Var ya. Dört mevsim. Dört element. Ortada eliptik var. O ayna demek. Kitabın sonunda ayna var ya. Her şey yansıyor. Hayat bir aynadır. Aynadaki görüntüde ayna sorumlu değildir. Sen iyisen oradaki görüntü iyi olur. Sen kötüsen ayna kötü olur. Burada bir insan kafası var içeride, içerikte sende. Bak şurada tepede burnu var. Şurası epifiz, bizi evrene bağlıyor. Şurası amigdala, güneş var. Güneş içinde atom var, atom içinde kalp var. Şurada en aşağıda, bakın. Şurada iki tane el var. Eller bir kitap tutuyor. Okursanız anahtar olur, o bilgelik sizi evrenin merkezine götürür. Evrenin merkezinde kalp işareti, yani sevgidir. Orada zaten cümle var. Sahafın eşi diyor ki, evrenin merkezine gidip dönen bir şey varsa o da sevgidir. Bilmiyorum, Büşra Hanım, Sahafın eşini beğendiniz mi? Hocam, gerçekten tam bir Türk kadını mı denilir? Değil mi? Öyleydi. Bir de şey diyor, Sahafa diyor ya, bu çocuğu o kadar umut verdin, ne olacak diyor. Diyor, sözünü tutacağım evet. Diyor, ne yapalım diyor. O da orada ona yani hesap soruyor. Sahaf, bilgimizde ama yetmiyor, evin içinde bir de hesap veriyor. İşte kurgu yani, ne bileyim yani. Bazıları bana şey diyorlar çocuktan, bu gerçek mi? Dükkan nerede? Bu dükkan nerede diyor. Belki bir gün filmi çekilir, bilmiyorum. Filmi çekilirse belki güzel olur. Özgün bir film olur. Evet, bence de. Çok güzel olur. Teşekkür ederim Büşra Hanım sorunuz için. Biz teşekkür ederiz hocam. Cevapladık. Sağ Hocam ben de kitapla ilgili aldığım 3 alıntıyı paylaşmak istiyorum burada. Anladım ki insan temiz ve ahlaklı değilse kurduğu cümlelerin, kullandığı kelimelerin hiçbir anlamı yok. Ahlak her şeyin ruhudur. Lüzumsuz insanlar lüzumlu yerleri işgal edince lüzumlu insanlara da lüzumsuz işler kalır. Sevgi keşfedilmez, inşa edilir. Bunlar benim için çok değerli notlardı. Bunları gerçekten bundan sonraki yaşantım boyunca hep saklayacağım. Bir de son olarak kitabın sonuyla ilgili bir şey sormak istiyorum ben. Kitabın sonunda genç memleketine dönüyor. Bunu neden bu şekilde bitirmek istediniz? Genelde çok başarılı hani ya da hani şifreyi çözmüş artık en son. Böyle çok başarılı insanların yurt dışında ya da hani çok farklı bilimsel buluşlarda kitabı bitirebilirdiniz. Yani böyle şeyler yaparak bitirdi bildiğini. Bunu neden böyle bitirmek istediniz diye sormak istiyorum. Valla kitabın sonu bitmiyor. Kitabın sonu açık yani. Şimdi o orada biliyorsunuz Sahaf'ın masasında oturuyor. Yani dönünce dükkan ona devrediyor Sahaf. Ve Sahaf'ın masasında bir konuşma yapacak. Aynaya falan bakıyor. Orada kendi bir son bir konuşması var. Hani demek ki tüm bu aynalar yani bu şeyler yansımalar o aynaya yansımış işte Sahaf bana güvenmiş falan diye. Böyle bir şey var. Hayatta her şey bir yere bir aynaya yansır diyor. Orada öyle bitiyor. Ondan sonra ne oluyor? Yani mesela ben orada böyle bir sandık var mesela hikayenin içinde. Açılmamış bir sandık. Mesela
böyle içinde okunmayan, yani görülmeyen yazılar olan bir kitap vardı. Onlar böyle bir arasaydım. Ya yani ileride ya bu kitap çok çok sevilirse, ileride belki oradan bir ipucu bulup oradan devam edeyim falan diye. Ben böyle zincir şeklinde kitap yazmayı sevmiyorum yani. O biraz ticari oluyor işte. Yani Harry Potter yok, taş Harry Potter, işte boynuz Harry Potter dağa çıktı, Harry Potter indi. Yani o biraz da çok uzattılar ama ilk Harry Potter çok güzeldi. Ama şeyi orada yani şöyle bir şey var Pınar Hanım. İnsanın içi rahat olmaktan sonra dünya neresine giderse gitsin ne olacak yani? İnsan içinde huzur bulması lazım. Mutluluk böyle dışsal bir şey değil ki, insan içinde olan bir şeydir. Onun için ben onu yani böyle bir kaçma değil, bir şey gitme değil, tam tersi böyle kendi memleketine dönüp kendi toprağında kendisi bulmasıydı. O şekilde yani içgüdüsel olarak öyle yazdım. Şimdi siz sorunca düşündüm de hiç öyle bir şey aklıma gelmedi. Yani böyle kaçıp gitmesi falan bilemedim yani. Nasıl, kötü mü olmuş yani orada kalması? Yok, çok güzel aslında. Ben hani şeyi de düşündüm. Böyle ulusal değerleri de sahip çıkmak istediğini belirten bir son gibi olmuş. Tabii. Ama tabii, tabii. Ya kaçınca nereye kaçacaksın ya? Şey, Sigmund Freud aslanlar diyor ki hocam tatil yapmasın. Diyor ki ben tatile gidince benim kafam diyor tatile çıkmıyor ki, orada da düşündüm diyor. Ya, şimdi kafa rahat olacaksa, ben bak bir örnek vereyim. Bir arkadaşım vardı, yani laptop bağımlısı, çok laptop çok kullanıyor, bilgisayar. Tatile girerken dedim ki Allah aşkına dedim, tatil yanına. Bu dedim, ya laptopu yanına alma ya, git dedim kafanı bir dinle dedim. Tamam. Söz dedi, vallahi dedi, almayacağım dedi, billahi almayacağım. Laptopu evde bırak gitti, ben de inanmıyorum. Dedim ki mucize yani, laptopunu yani bunu yanına almadan nasıl gitti dedim. Ya bu acayip bir şey dedim, gitti tatile. Ondan sonra aradı bana, dedi ki ikinci gün, dedi ki Şirvancı'nda çok mutluyum dedi. Acayip detoks oldum dedi. Radyasyon almıyorum. Biliyorsun laptopu kullanmak falan dedi. Şey bir sürü şey. Beynim çok rahat falan dedi. Çok mutlu oldum. Üçüncü gün beni aradı, dedi ki Şirvan dedi, inanılmaz bir şey söyledi. O evlerde varmış. Hotel nasıl bir kuracağım dedi. Çünkü öğlen dedi havuza falan giremiyorum. Hiç olmazsa zamanı değilim dedi. Ya ama dedi çok ucuza aldın, çok hesap, öyle deme dedi. Bu laptopu her zaman alamazsın dedi. Ya tekrar döndü oraya. Onun için kafa rahat olması lazım. Ya yani nereye gidersen git yani. Sonuçta insanın kafasının içi güzel olunca oturun yerinde güzel oluyor yani. Teşekkür ederim. Ayşe'nin de son olarak bir sorusu var. Tekrardan iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu biraz genel bir soru. Bizler genç yaşta genel olarak idealist, elimizden geldiğince belki bebek adımlarıyla bir şeyler yapmak için çabalayan, elimizden geldiğince çalışmayı amaçlayan gençleriz. Bizler bunu elimizden geleni yapsak da bazen umutsuzluğa düştüğümüz, ne yapacağımızı bilemediğimiz durumlar oluyor. Genel olarak bu tip durumlarda bizlere tavsiyeleriniz var mı? Yani belirsizlik, yani umutsuzluk biraz belirsizlikten gelir, belirsizlik bilgisizlikten gelir. Bazı şeyler, bazı bilgiler sonra kendisini gösterir. İnsan her şeyi görürse, her şeyi bilirse ilah olur. Onun için tabii insan bazı şey eksiktir. Ben hiç umutsuz olmadım da. Mesela kalbim kırıldı, üzüldüm. Ben eczacı fakültesi 10 senede bitirdim çocuklar. Neden biliyor musunuz? Kopya çekemiyordum. Şimdi ben her şeyi anlamam lazım. Mekanizmi anlamadım ama ya benim organ kimya notlarından herkes geçiyor, ben geçemiyordum. Böyle güzel bir özetim vardı ki. Ya dekan çağırdı rahmetli Fethi Hoca. Dedi ki Şirvancım dedi, bu ne işte diyor. Ya bunlar asistanlar benimde. Herkes geçiyor, sen geçiyor, sen sıkıntın ne dedi. Ya Allah aşkına dedi, ben neyin peşindesin dedi. Onun için ben mesela yani aynı dersi 10 kere aldım, biyokimya falan. Böyle çaresiz, memleketimden uzaktayım. Param yok, işte o yok, bu yok filan, bir sürü sıkıntı, ders veriyorum, İngilizce ders veriyorum, işte o bazı çocuktan ödevlerine filan yardım ediyorum, 3-5 kuruş para alıyorum, bir şey yapıyorum. Yani böyle bir çaresiz, tenha, işte kimseye mahcup olmak da istemiyorum, ne yapayım filan diye. Umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Kalbim kırıldı, üzüldüm, yorgun hissettim ama umudumu kaybetmedim. Sebep şu, eğer vazgeçmezseniz her zaman bir olasılık daha var. Bunun için belki ben size önerebileceğim Ayşe Hanım, Bilge Çiçekber'in kitabımı okumanızda fayda var. Çünkü Bilge Çiçekber'de bu konuyu işledi. Orada 6 senede
bir gün açan bir çiçek hikayesi. 6 sene boyunca herkes bu çiçek açmayacak diyor ama çiçek açıyor. İşte bu sanacağımı orada bulabilirsiniz. Onun için eğer yeterince sabırlıysanız bu savaş sanatı, San Tzu hem filozof hem komutandı, savaş sanatı kitabında bir söz var. Der ki yeterince sabırlıysan önündeki nehirden düşmanlarının cesetleri geçerken onları görürsün. O düşmana tabii insan olmak zorunda değil yani. Yani ön yargılar, size karşı yapılan haksızlıklar falan da olabilir. Yani genel olarak söylüyorum. Onun için sabırlı olun, mücadele edin. Su damlaya damlaya taşı deler. Su taşı deler. Onun için o taşı delme özelliği istikrarından gelir. Bir de Ayşe Hanım, ben Oxford Üniversitesi'nde de psikoloji eğitimi aldım 3 ay. Orada öğrendiğim bir teknik var. Eğer canınızı bir şey sıkıyorsa lütfen onu detaylı bir şekilde kağıta yazın. Böyle yazdığınız zaman onu ihraç etmiş olursunuz. Yani export ediyorsunuz, kafanızdan çıkartıyorsunuz. Bu inanılmaz güçlü bir psikoloji tedavi yöntemi. Öğrenciyken böyle şey de olabilir. Ailenizi özlersiniz, paranız olmaz, sıkıntısı olur. O sıkıntıyı kağıta yazın. Yaz ki ben şu anda mesela şu 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 haksızlıklara uğradım. Hoca beni göndermediler, arkadaşım gönderdi. Ben bunu hak ediyordum, şunu şunu. Hoca ben notumu kırdı, şu oldu, şu oldu. Ama ben mücadele edip bunu telafi edeceğim de. Ben hakkımı alacağım ileride. Daha başarılı bir insan, daha çok çalışacağım. Kağıta yazın, sonra kağıtı ya yırtın ya da yakın. Ama yazdıkça o artık kafanız değil, kağıda dökülür. Bu inanılmaz başarılı bir psikoloji tedavi yöntemi. Nasıl bir sıkıntınız varsa bu şekilde onunla rahatlayabilirsiniz. Ben de mesela bilmiyorum. Belki de bu çocuk bu kitaptan bir tatla yazarken de ben de böyle bir, bu da o tedavinin parçası olabilir. Yani ben de kendi bir şekilde tedavi ediyorum yani, yazıp paylaşıyorum ama beni en çok şaşırtan şey, bir yani ben genellikle beklentim yok da ama böyle genç insanlar kitapları beğenince, mutlu olunca ben çok şaşırıyorum yani. Mutlu oluyorum ben de. Böyle bir şey beklemiyordum, sonuç beklemiyordum ama işte hayatın güzelliği bu da şey, beklemenin şeyler demek. Hayatın güzelliği, sürprizleri bu. Çok teşekkür ediyorum hocam tavsiyeleriniz için. Rica ederim. Hocam ben bir soru daha sormak istiyorum size. Rica ederim. Burada da bir söz söylemiştiniz. İyi çocukları iyi aileler yetiştirir gibi bir sözdü. Evet. İyi anne babalar yetiştirir gibi. Sizin anne babanız nasıldı? Hani bundan birazcık bize bahsetseniz. Siz nasıl bir ailede büyüdünüz, yetiştiniz? Bir de en bize okumamızı tavsiye ettiğiniz bir kitap var mı yani? Ben bunu her yazara sorarım, tanıştığım her yazara. Hmm. Yani bize tavsiye ettiğiniz, illa bunu okuyun dediğiniz bir kitap var mı? Çok merak ettim yani şu an. Annem ev hanımı, ben Tebrizliyim. İşte biz Azeriyiz, Azeri Türk'üz, Tebrizliyim. Ondan sonra babam da rehber öğretmen, psikolog. Babam şu anda 90 yaşında, annem 75 yaşında. Gerçi annemin yaşını biz bilmiyoruz çünkü benim annemin yaşı sürekli değişiyor. Şimdi 75 diyoruz da yani kağıt üstünde 73 olması lazım. Annem geçen 60 diyor, sonra 40 dedi, 30 dedi. İşte yaşı sürekli değişiyor. Kuantum mekaniği gibi bir şey ya, biz bilmiyoruz. Annemizin yaşı sürekli değişiyor. Ama mesela ben mesela çok küçükken, mesela 5 yaşındayken mahalledeki bakkal dükkanından bu mantar var. Biliyorsun mantar şeyler, oyuncak mantarlar. Onun içindeki mantarı bakkal dükkanında böyle yerde küçüğüm ya, annem elinde tutuyor. Oradan masanın üstüne almışım mantarı elime. Tabanca mantarını. Kapının önüne geldik. Annem tam evin önündeyiz. Kapı açıyor. Anne dedim bak. Nereye dedi bu? Dedim mantar. Nereden dedi aldın? Oradan dedim aldım. Kapıyı kapattı. O kadar alışveriş yapmıştı. Oraya kadar geri gittik. Cedi Bakkal amca dedi. Şirvan dedi bir şey söyleyecek dedi. Tamam. Dedi iyi dedi. O da bana bir tane horoz verdi. Bilmiyorum siz yediniz mi? Kırmızı horozlar var böyle şeker. Çok severdi o çocukken biz o şey. O da bir tane horoz verdi. Dedi ki çok önemli değil dedi. Annem dedi ki önemli dedi. Olmaz dedi. Bak işte böyle bir etik anne yani şimdi. Babam ilkokul 1'de bana dedi ki birinci olursan dedi. Sana dedi bisiklet alacağım dedi. Biz de bisikletin önündeyiz. Baba dedim burada önündeyiz ya. Bir daha gelmenin dedim. Bu da ikine alalım dedim bisikleti. Babam dedi ki peki birinci olmazsa ne olacak? Bisikletim geri veririz. Tabii çocuk aklı. Geri veririz ne demek ya? Bisikletin geri vermesi yok ki. Baba orada bisikleti aldı biliyor musun? Ben hakikaten de birinci oldum. Benim ilkokul 2'de birinci olursan dedi ben ne istiyorsun? Ben tren istiyorum demiştim. Tren var ya böyle raylardan, o vagonlar şeyin içinden geçiyor, tünelin içinden geçiyor. Öyle bir büyük kutusu var.
O gün sabah okuldan diplomayı aldık, eve geldik. Aman Allah'ım, bir yağmur yağıyor, seller akıyor. Babam dedi ki biz tren almaya gidiyoruz. Annem dedi deli misiniz dedi ya. Ya bugün olur mu ya? Yarın gidin. Babam dedi ki ben söz verdim. Hatta yası bu çocuğu götüreceğim. Ve benim babam takım elbiseyle beni kucağına aldı. Dizine kadar suyun içinde yürüdü götürdü. O ikinci kattaki toptancı, oyuncakçı vardı toptancı. Çünkü o oyuncak yurt dışından geliyordu. Onu bana aldı benim kucağımda. Onunla ben onunla beraber duruyorum. Geldi bizi araba bindi. Beni araba bindirdi yani. Ben, bak üstünden 50 sene geçti. Ben unutmadım yani. İşte öyle anne babanı öyle yetiştirdi bize. Onun için de yani mütevazi bir ailede yetiştim ama yani böyle hesap kitap olan, şeffaf olan, hesap verebilir, babam anneme hesap verip annem babama hesap verir. Şeffaf, hesap verebilen bir toplum olunca da öyle yetiştik. Yani ben mesela bir gün arkadaşlarımın evinde misafirle gitmiştim. Şu an bunu internette de ben yazdım. Şimdi doğum günü kutluyoruz. Ondan sonra askerimi de ben bitirmişim. Babam da askerimi bittikten sonra dedi ki oğlum dedi arkadaşın evinde falan misafirle kalırsan kalırsın yanımda sorun yok. Bize bir alo de telefonda mesela kal dedi. Yaz biz orada doğum günü ya müzik çalıyor. Zıplıyoruz atlıyoruz. O zaman da breakdance falan var böyle. Michael Jackson breakdance. Breakdance yapıyoruz falan böyle. Kendi kendimize dişi yapıyoruz. Ya ben bir baktım yine saat 10.12. Şimdi arayayım aramayayım. Annem babam da uyuyor. Onlar saat 10'da uyuyor. Ben artık çekindim aramadım. Neyse gece orada uyuduk. Ya, sabah erkenden ben taksiye bindim eve geldim. Hiç unutmam babamın yüzünü. Babam benim yüzüme bakmadı. Böyle yere bakıyordu. Ben çok utandım. Çok utandım. Baba dedim çok özür dilerim. Biz dedim doğum günü şey oldu. Çok müzik falan vardı. Gece 12'de ben fark ettim. Oğlum dedi ben seni biliyorum dedi. Sana bir şey olmaz da biliyorum. Ama annem sabah kadar uyumadı. Annen ağladı dedi. Gittim mutfağa baktım annem kahvaltı hazırlıyor benim için. Annemin gözleri şişmiş. Annem de yüzüme bakmadı. Anne çok özür dilerim dedim. Yanağını öptüm. Otur dedi yeni çay demledim dedi. Hiç unutmadım. O bir kere oldu. Yani bir kere yaptım bir daha da yapmadım yani. Çok üzüldüm. Onun için de yani o annem babam da yani anne babamın anne babası da böyle. Onu da biliyorum yani. Onların da anne babası böyle. Yani bizim toplumda da insanlar çoğu böyle. İyi insanlar. Bizim insan iyi insanı. Ama yani işte kötü insana da kötü dememiz lazım. Kötü kötü diyeceğiz ki iyilerin önü açılacak. Kötü iyi dersiniz. Negatif seleksiyon derler. Yani kötüyü ödüllendirip iyi cezalandırırsanız toplumun şevkini kırmış olursunuz. Tüm her şeye rağmen yani iyilik kazanır. Ben iyiliğin kazanacağını inanıyorum. Yani evrenin temel prensipleri iyilik üzerine kurulmuştur. Onun için yani annem babam da öyle işte. Böyle şey oldu yani. Değişik bir şey oldu. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Buket'te Deniz'in sorusu varsa ben en son sorayım veya araya girmemiş olayım diye dedim. Yok o zaman hiç zaman kaybetmeyelim. Hocam ben de bir değerlendirme yapıp bir şey sormak istiyorum size. Daha doğrusu sizin cevabınızda sizi benzettiğim biriyle acaba sizi benzetmekle haklı mı yapıyorum, haksızlık mı yapıyorum diye sormak istiyorum. Hocam dedik ki evrende hiçbir şey tesadüf değil diye. Aslında şunu biraz eli kalem tutan, biraz okuyan bir insan, işte neden Silikon Vadisi Amerika'da, neden dinler tarihi hep Orta Doğu'da çıkıyor diye aslında biraz tahmin edebilir bunu. Yani büyük buluşların yapıldığı yerler farklı veya farklı ülkelerdeki sporcuların çıktığı coğrafyalar farklı. Bunu fark edebiliyor. Şimdi ben de bir şey fark ettim. Benim çok sevdiğim bir yazar var. Ayrıca hocam benim bu yani kendi hayatımda ahlaki ve etik sorgulamalar yaptığımız zaman aklıma siz duygularla alakalı sorgular yaptığımda da aklıma Zeki Demirkubuz geliyor. Yani siz ve Zeki Demirkubuz şu an yaşayan benim için çok iki değerli bir ne dersiniz? Aslında bir böyle bir kendimi hizaladığım iki insansınız. Hocam şimdi şunu ben merak ediyorum. Yani bu da belki cahilce bir tespit olabilir ama şimdi benim hayatımda çok sevdiğim ahlak ve etik anlamında bir başkaldırı yapan en azından tabii siz dinler tarihiyle değil bilim felsefesiyle ilgileniyorsunuz ama Ali Şeriati var. Aynı İran topraklarında çıkmış. Ali Şeriati de bana göre yaşayan yani yaşamış insanlar arasında en çok değerli düşünürlerden bir tanesi. Siz de o topraklardan
daha o coğrafyadan çıkmış bir insansınız. Aslında yani yakın coğrafyalar, Türkiye, İran, Azerbaycan, evet. Irak, Ermenistan. Aynı topraklar. Aynı topraklar. Şimdi aslında ben bu siz, yani sizin gibi değerli büyük bir düşünürle Ali Şeriati'nin aynı topraklardan çıkmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Sizi Ali Şeriati'ye benzeterek bir haksızlık yaptığımı düşünüyor musunuz? Ya da böyle bir değerlendirmeyi kendinize yakıştırır mısınız? Yakın bulur musunuz? Şahin çok teşekkür ederim. Tabii sen kendin zaten aydın bir insansın. Yani bu mesela bu kurduğun cümleler bunlar yani 50 sayfa çıkar. Hani çok çok ince düşünüyorsun. Bu çok kıymetli. Mesela şey Richard Feynman derdi, bir insan bildiği en küçük sayı neyse o kadar şey bilmeyi biliyor. Yani en küçük sayı ne biliyor yani. Ne kadar da şey. Ya Ali Şeriati çok ilginç. Ali Şeriati şey böyle ya bir de pardon. Üşra Hanım bana bir kitap öner misiniz demişti bizim için. Ne okursun falan diye önersin. Evet. Ben o soruya bir cevap vereyim Şahin Hocam. Bağışlar, unuttum. Ya ben mesela çok sevdiğim kitaplar var mesela. Böyle çok fazla şey gövdelen adam mesela. Yani kitabı mesela. Ama Dinle Küçük Adam mesela beni çok etkilenmiştir. İnsan çok eleştiriyor. Dinle Küçük Adam, Wilhelm Reich. Dinle Küçük Adam. Dinle Küçük Adam, Büyük Adamın senin içinde yarattığı büyük adam senin içindeki küçük adamı döver. Falan diye böyle. Dinle Küçük Adam'ı dinleyin. O kitabı okuyun. Ama ondan sonra şeydir, Hermann Hesse'nin Siddhartha'sı var. Hakikati arayan çocuk. Benim Saklı Arsa iki kitaba benzetiyorlar, editörler. Bir Simyacı'ya biraz benzetiyorlar, biraz da Siddhartha'ya benzetiyorlar. Ama tabii bu başka bir hikaye de. Ama nasıl Yevgeni Zamyatin'in Biz romanıyla, Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya romanıyla, George Orwell'in 1984, üçü de distopiktir. Üçü de yani ilerisi güzel değil, kötü olacak falan değil ama onun kategori, buna beni de o kategoriye koyuyorlar. Siddhartha'nın benim için çok büyük onur. Şeyin Hermann Hesse'nin, ben Siddhartha'sını hem Türkçesini hem İngilizcesini hem Farsçasını okudum. Farsçasının sonunda bir şey var. O Şahin Hocam'ın sorusuna cevap olacak. İran'daki Almanca profesör, Tahran Üniversitesi'nde Hermann Hesse'ye mektup yazıyor. Diyor ki ben Almanca profesörüm. Siddhartha'nın İngilizcesini okudum. Almancası okudum. Çok mutlu oldum. Ben bunu Farsça çevirebilir miyim? Müsaade eder misiniz diye. O da ki tabii ben çok mutlu oldum ama yayın evi karar vermesi lazım ama ben yayın evine ben izin veriyorum diyeceğim. O da yazıyor ki mektup yazıyor tekrar İran'dan, Tahran'dan. Almanya diyor ki ama çok özledim ama çok az kişi belki okur bunu. Bir para yani size bir ticari katkısı olmayabilir. Beni bağışlar mısınız falan diyor. O da yazıyor ki sevgili meslektaşım, kaç kişinin okuduğu önemli değil. Kaç kişinin anladığı önemli. Canın sağ olsun diyor. İşte Siddhartha diyor ki yazmak iyidir ama düşünmek daha iyidir. Sevmek iyidir ama sabretmek daha iyidir. Çok derin sözler var içinde. Yani Siddhartha'yı da okumaz isterim. Ama yani şu anda aklıma gelmedi. Şimdi bazen böyle diyorum. Herkese şu kitabı okuyun falan değil de. Ama yani Dinle Küçük Adam falan okursanız iyi olur. Şahin Hoca'nın sorusuna gelince Ali Şeriati konservatif böyle yani muhafazakar bir ailenin çocuğuydu. Babası buna demiş ki oğlum bak sen şimdi doktora, sosyoloji doktorasın, Sorbonne'a gidiyorsun Paris'e, burslu. Ya onlar demiş böyle gezen tozan bir millet. Onların ahlaki değerleri erotikine uğramış. Böyle. Kavuyla bir seçim söyleyelim. Ya orada sen ahlakın bozulmaz. Dikkat et diyor. Bizi laf saymış. Bu da tabii öyle bir peşin şeyle oraya gitmiş. Hakikaten de diyor yani indim Paris'te. Yani böyle bir her şey falan diyor ama. Ya diyor üniversite gittim. Stikleri aldı beni götürdü. Odada benim kapımı yazıyor. Kapıda benim adım yazıyor. Ben de hayatımda ilk defa baktım. Benim adım bir yere yazıyor. Yani bana devriyorlar. Prestidisi odanız. Doktor öğrencilerin odaları var. İşte tamam yurtta odanız ya. Adım yazıyor kapıda. Çok utandım. Ondan sonra kütüphaneye gittim Sorbonne'da. Ya 5 milyon tane kitap var ya. Ya bu insanlar bu kadar geziyor, eğleniyor da bu kitapları kim yazmış? İnanılmaz bir derinlik. Nasıl derin düşünce, nasıl felsefi, sosyolojik, psikolojik kavramı falan. Ben orada defalarca kırıldım dedi. Defalarca beni un yaptılar. Ben orada yani nasıl ön yargıla gittiğimi, nasıl yanıldığımı gördüm. Sonra döndü. Ali Şeriati, Şahin Hocam'ın sözüne de yani benle benzerliğini nereden çıkarttı söyleyeceğim.
Tahra Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde. Şimdi bu ikileri giriyor, çocukları fırçalıyor. Dersi giriyor, ama böyle saydırıyor. Yok, siz bunu yapıyoruz, yapamıyorsunuz, böyledir, şöyledir falan. Bir daha kız diyor ki, ya Profesör Şariyeti, Allah aşkına ya, ya hep bizi böyle fırçalıyoruz. Bir şey de bizi rahatlatacak bir şey söylese ne olur diyor. Diyor ki, ben uyuşturucu muyum sizi rahatlatayım? Ben sizi rahat etmeye geldim. Bu söz tarihe geçti. Şahin bilir, ben sizi rahat etmeye geldim. Tamam. Sakla Asa kitabımda benim bir sözüm var. Dünyayı değiştiren insanlar gönüllü olarak rahatını bozan insanlardır. Bak mesela Nazım Hikmet. Türkiye'de komünist diyorlar değil mi? Ya adam komünist olabilir, sosyalist olabilir. Öyle olabilir. Ama adam farklı düşünüyor. O bir kontrast veriyor. O bir zenginlik katıyor değil mi? Yani bir bahçe düşün, hepsi gül. Ama Yasemin de olsa, iki tane de Yasemin olsa, iki tane de benim orada şey olsa, sardunya olsa, zenginlik olmaz mı? Çeşitlik olmaz mı? Yani bu farklı düşünceler olduğu zaman zengin olur. Bak ben Oxford'da critical reasoning, akıl yürütme dersi aldım. Bu şey eleştirel düşünme. Hoca dedi ki herkes aynı şeyi düşünüyorsa bir kişi gönüllü olarak muhalif olması lazım. Ki yenilik ortaya çıksın. Herkes aynı şeyi düşünse ne olur? Çok sıkıcı bir şey olur. Michel Foucault, Fransız filozof der ki, herkes aynı şeyi düşünüyorsa aslında kimse bir şey düşünmüyordur. Hoca Ali Şeriat'ta beni benzetenler oldu evet birkaç kişi. Yani o da böyle bir eleştirisi vardı falan diye. Eleştire düşünme öz eleştiridir aslında. Başkala eleştirmek değildir. Önce kendini eleştireceğiz. Yenecek birisini arıyorsan o senin kendi cehaletin olması lazım. Onun için Ali Şeriat'ını sosyolojiye ve tabii o biliyorsunuz bu Şii Ali'nin Şiiliği ve Safavi Şiiliği de eleştiği falan da getirdi. Çok. Ama maalesef böyle bir tarihsizlik oldu. Şimdi bu sosyalizm o yıllarda da çok güçlü dünyada. Amerikalılar da sosyalizmi yok etmek istiyor. Sosyalizm diyor ki abi herkesin maaşı aynı olsun diyor. Herkes hakları eşit olsun diyor. Güzel bir şey söylüyor. Bu da kalktı ciddi bir şekilde iki doktrinli, yani İslam doktrinli, sosyalizm sentezleri. Dedi ya ulan demeyiz ya. İslamcılar bunu ateş püskürtüyorlar. Sen İslam'a komünistleştiriyorsun dediler. Komünistler de sen bizi dindar mı yapmaya çalışıyorsun? Arada kaldı. ondan sonra maalesef şey oldu. Arada kaldı. Ama yani eserleri falan yani bugün dünyada hani doktrin sahibi olan sosyologlardandı ve ben bildiğim kadarıyla Türkiye'deki tüm sosyoloji fakültelerinde iyi bir sosyolog olmak istiyorsan kesinlikle Ali Şeriat okuman lazım. Yani dünya literatürüne katkısı olmuş bir insan. Benim işte bir gurur. O mesela ben onu seviyorum yani. Onun bakış açısını beğeniyorum bir şey yaptığını. Bazı yerde tabii bazı yerde farklı da yani o zaman o yıllarda öncelikler başka, bugün farklı başka. Yani zamana bağlı olarak da yazılar, kitaplar. Mesela çok acıyı yazmış Kafka. Neden? Çünkü savaş döneminde çok etkilenmiş. Ya da mesela Simone Zweig intihar etti 43'te eşiyle beraber Arjantin'de. Neden o kadar acıklı yazmış? Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda çok acı çekmiş. Yani böyle şeyle de oluyor. Yani dönem de yazarları, insanları etkileyebilir. Ben mümkün oldukça, yani eğer mümkünse 10 sene, 15, 20 sene, 50 sene sonra okunabilecek şekilde kitap yazmaya çalışıyorum. Zaman ve mekandan bağımsız olsun diye. Ama o tabii ki okuyucunun tercihi. Onu bilemiyoruz nasıl olacağını. O için yani Ali Şeriat'ı ben de zaman zaman Ali Şeriat'ı şeylerini paylaştım sözlerini. Şahin Hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Benim sorum buydu arkadaşlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli anlatımınız için, katılım sağladığınız için de çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadığınız için. Evet. Başka bir sorusu olan bir arkadaşımız var mı? Yoksa hocam sizin son söylemek istediğiniz bir şey varsa sizden alalım son cümle ederim. Ben teşekkür ederim etkinlik için. Sizden ricam düşüncelerinizi yazın. Ne olur? Bu bizde alışkanlık değil. Bizim metin oluşturma kültürümüz yok ama düşüncelerinizi yazın. Neden? Düşüncenizi yazarsanız düşüncenizi görmeye başlarsınız. Kafanız ikindeyken düşünce görülmüyor. Yazınca görüyorsun. Geçer mi, geçersiz mi? Tutar mı, tutarsın. Ben geçen bir arkadaşıma kızdım arabada. Eve gidince WhatsApp'tan yazacağım dedim. Geldim, oturdum, yazdım. Yazdığımı okudum. Bahri gibi ben bunu gönderemem.
Ya çünkü ben bunu gönderdim. Bu arkadaşım gitti. Mesajı sildim. O kafamdayken çok güzeldi. Yazınca baktım hiç de güzel olmadı yani. Yazınca başka şey oldu. O düşüncenizi yazın. Düşünceyi yazarsanız diliniz kibarlaşır. Ben Cemil Meriç'i mesela çok severim. Cemil Meriç çok büyük bir aydın. Onun Bu Ülke diye bir kitabı var. Onu her genç okuması lazım. Her Türk genç. Bu Ülke orada şey der. Kitap zekayı kibarlaştırır der. İnsanlar kötüydü, ben kitaplara sığındım der. Yani kitaplar benim için bir limandır der. Çok güzel sözler var içinde. Onun için düşüncenizi yazın. Düşünceyi yazarsanız hem Türkçeniz güzelleşir hem de düşüncenizi görmüş olursunuz. Kitaba her zaman zaman ayır. Para ayırın. Yani kitabı alın. Kitabı alınca ben yazarım. Benim yaşamama katkıda bulunuyorsunuz. Yayın evine katkıda bulunuyorsunuz. Editör yaşıyor. Yazar yaşıyor. Hakkını ödemiş oluyorsunuz. Ben de mesela birçok kitabı internetten okuyabilirdim ama para verip alıyorum. Hala alıyorum. Pahalı olsa bile alıyorum. Onun için bir de eğer bu kitabı yararlı görüyorsanız sevdiğiniz insanlara önerin yani. Benim sizden istediğim şu, yani bunu önerin. Yani yoksa kitaptan para kazanılmıyor. Yani her kitaptan 2 lira, 3 lira para bir şey değil yani. Yani onun için sevdiğiniz insanlara lütfen önerin. Onlar da arkadaşına önersin. Yani nasıl? Ben bizim bu topraktaki değerlerin, mayanın, insanların özgür şeyle yapabileceğini inanıyorum. Bakın, 3 gün önce Türkiye'nin voleybol, kadın voleybol takımı dünya şampiyonu oldu. Bakın karşımızdaki takımlar teknik olarak bizden daha ileri. Daha iyi besleniyor, daha iyi eğitim alıyorlar, daha iyi makinalarla çalışıyor, daha iyi spor salonlarında. Arkasındaki sermaye de çok fazla değil mi? Mesela Çin devleti diyor ki 50 milyon dolar veriyor. Mesela bizimki belki 1 milyon dolarla bu iş yapıyor. Demek ki bir de dünya çapında insan çıkıyor. Demek bizde bir eksik yok. Bu tamamen yazılımla ilgili. Tamam, eleştire düşünme. Düşünme şeklimize ilgili. Düşünme şeklimizi değiştirdiğimizde hakikate uygunsa, gerçeğe uygunsa karşını alıyoruz yani. Bizim düşüncemiz gerçeğe uygun olması lazım. Gerçeğe uygun olması lazım, dürüst olması lazım. Dürüst olması lazım, ahlaklı olması lazım. Anlatınca düzgün çalışırsan, bakın bir cümle, son bir şey söyleyeyim Pınar'ın müsaadenizle. Bu akrobatik jimnastikte 3 sene önce bir çocuk, Mehmet galiba bir çocuk, Japonya'da birinci oldu. Dünya birincisi oldu. 50 saniyelik bir sunum yaptı filan. Televizyonda konuşuyor. Diyor ki bir okula gittim, benim posterimi asmışlar diyor. Çok duygulandım, çocuk da beni örnek alıyormuş filan dedi. Dedi ki, son bir sözünüz var mı? Hani siz de bana diyorsunuz ya, son bir sözünüz var mı? Ona dedi programcı, son bir sözünüz var mı? Var dedi. 50 saniyelik gösteri için dedi. Hanımefendi dedi, ben 19 sene çalıştım dedi. Çocukluğumu yaşamadım dedi, oyuncaklarım olmadı dedi. Arkadaşlarım gezerken ben ellerim acıyordu, ayaklarım acıyordu, ağladım, bileğimi kırdım, bacağımı kırdım. İnsanlar sinema gitti, ben gidemedim, şey yapmadım ama 19 sene mücadele ettim ama bugün ben dünya şampiyonu oldum. Bunu söylemek isterim. Yani bedel ödemeden olmaz. Yani bedel ödemek lazım. Önce hak etmen lazım. İşte sakla asla diyor ya, önce hak edeceksin. Tamam mı? Onun için ben mücadele ederseniz emeğinizin karşılığını mutlaka alacağınızı düşünüyorum. Emeğin yok olmayacağına inanıyorum. Pınar Hanım, siz de bu organizasyon için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok değerli bir yayındı. Son olarak ekran görüntüsü almak istiyoruz. Sizin de müsaadenizle. Alıyorum o halde. Kitabımızı gösterelim. Alıyorum. Aldım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben hepinize iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar dileriz. Çok teşekkür ederiz her şey için. İyi akşamlar.